ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte farklı bir bakış açısıyla o ekranda olan biteni aynı zamanda uygulamalı olarak da kendi aile yaşantılarına taşıyabileceklerini fark ettiler. Sosyal medyada gezinirken önüme bir reklam düştü. Netflix'le ebeveyn eğitim içeriği diyordu. Tabii bir ebeveyn olarak dikkatimi çekti bu benim. Geleceğin Ekranı projesini öğretmen arkadaşım bu projeye katılmıştı. Ondan duyarak katıldım ben de. Öğretmenler açısından öğrencilerini farklı bir yönden ele alabilecekleri ve birlikte ortak noktada buluşabilecekleri bir zemin hazırlamış oldu bu proje. Öncelikle çok içtendi. Çok güzel bir ekip vardı eğitimciler olarak. Çok canı yakın ve paylaşımcılardı özellikle. Öğrendikleri ve deneyimledikleri bilgileri çok akıcı bir şekilde aktardılar. İki tane önemli soru vardı bence sürekli tekrarlanan hem ebeveynler tarafından hem de öğretmenler tarafından. Birincisi süre mi içerik mi hocam? Bir şeyin altını inatla çizdik. Süre tamam ama asıl burada dert etmemiz gereken, çocukları asıl yönlendirmemiz gereken kısım içerik. Aslında ikinci soru da bu içerikle çok alakalı bir soruydu. O zaman içeriği nasıl kontrol edeceğiz? Burada da hep proaktif ve reaktif önlemler üzerinde durduk. Ve bu önlemleri anlatırken de aslında Netflix çok büyük bir katkı sağladı bize. Dijital çağda öğretmen olmanın özelliklerinin farkına vardık. Web 2.0 araçlarının ve interneti aktif olarak kullanmanın, etkileşimli içerikler yapmanın aslında ne kadar önemli ve eğlenceli olduğunu gördük. Dijital çağda hukukla alakalı haklarımız, öğrencilerle alakalı yapabileceklerimiz ve bu durumda neyi nasıl kullanacağımızı aslında öğrendik. Ebeveyn ve öğretmen buluşmaları benim için çok özeldi her şeyden önce. Çünkü onlara dokunabilme imkanına eriştim. Burada birlikte onlardan gelen sorularla yeni fikirlerin oluşması benim en çok aklımda kalan şeyler. Çocukların ekranda kalma süreleri uzarken daha efektif nasıl kullanabilirler, daha etkin nasıl ekran arkasında yer alabilirler, zaman geçirebilirleri tekrardan çocuklarla konuşmaya başladık. Hem önerilen kaynakları ebeveynlere aktardık bu programda, hem önerilen kitapları, kaynakları anlatıp en azından ailelerin 21. yüzyılda çocuklarıyla sanal ortamda nasıl iletişim kurabileceklerini buradan öğrettiklerimizi bir şekilde aktarmaya çalıştık. Birincisi doğru rol model olmak. Rol model olma işini nasıl yapacağız? Ortak deneyimle yapacağız. Eğer bir oyun platformunda var olmak istiyorsa çocuk, biraz zaman ayırıp bu oyun platformunu biz de deneyimleyeceğiz. Eğer sosyal medyada kendini ifade etmek istiyorsa kendi sosyal medya paylaşımlarımızı bir gözden geçireceğiz. Çocuğa sadece gerçek hayatta değil, dijital hayatta da rol model olmayı başarmak gerekiyor. Dijital hayattan korkmamaya başladık. Çünkü korkutucu geliyordu. Ne olduğunu bilmediğimiz her şey insanı korkutucu geliyor. Ben hani öğretmeye çok önem veriyorum. Kendi öğrencilerim için de yani tüketen değil hep üreten olun. Bir şeyler yapın, edin. Velileri çok daha iyi yönlendirebildiğimi düşünüyorum şu an. İşte hocam çok oyun oynuyor dediğimde tamam oyun oynasın ama şu oyunları oynasın ya da şunları yapsın. Yönlendirdiğinde onlar da rahat ediyorlar. Değerli basın mensupları, sayın konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Ben Dr. Gülük Bozoz Devran, Türk Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi. Bugün size de eşlik etmekten ötürü çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Burada bizlerle olduğunuz için, değerli vaktinizi bize de ayırdığınız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi bugün burada toplanma sebebimiz Netflix, Habitat Derneği ve ICC Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen ve benim de bir parçası olmaktan çok büyük bir mutluluk ve keyif duyduğum Geleceğin Ekranı projesini konuşmak. Konuklarımızla beraber dijital okulu yazardık. Yeni dünyada öğretmen, öğrenci ve ebeveyn çocuk ilişkisi, dijital mecraların doğru, bilinçli ve güvenli kullanımı konuları yazacak. Genç nesillere, ebeveynlere ve eğitimcilere yeni medya araçlarının doğru kullanımı, ebeveyn kontrolleri ve bilinçli içerik tüketimi ve üretimi gibi başlıklar üzerinde bilgi ve deneyimlerimizi arttıracağız. Bu kapsamda ilk olarak proje ortaklarımız Netflix, Habitat Derneği ve ICC Türkiye'den değerli yöneticilerimiz ve Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Sayın Ebu Bekir Şahin açılış konuşmalarını yapmak üzere bizimle olacaklar. Ardından Netflix Türkiye İletişim Müdürü Ertan Savaş ve ülkemizde ve dünyada çocuk ve gençlerle ilgili yoğun çalışmalar yürüten saygın sivil toplum kuruluşlarından biri olan UNICEF'in Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Sayın Sema Posta katılımıyla bir panel gerçekleştireceğiz.
panelin ardından siz değerli katılımcılarınızdan sorular alarak sohbetimize devam edeceğiz. Online bağlanan konuklarımız sorularını ekranlarının alt kısmında yer alan chat box sekmesinden bize ulaştırabilirler. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere sahneye önce Netflix konu politikaları direktörü Pelin Mavi'yi davet ediyor. Buyurun Pelin Hanım. Sayın Başkan, değerli konuklar, kıymetli basın mensupları, 6 aydır ortaklarımız, iş ortaklarımız Habitat ve Milletler Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi ile birlikte yürüttüğümüz Geleceğin Ekranı projesinin bu son ayağlan zirvesine hoş geldiniz. Zorlu bir dönemden geçiyoruz hep birlikte ve atlatmaya çalıştığımız bu dönemde ekran ve dijital mecralar artık hayatımızın daha da merkezinde olmaya başladı. Ve hatta dijitalleşme artık içerik tüketim alışkanlıklarını da etkiliyor. Biz dijitalleşmenin getirdiği fırsatlardan faydalanabilmek için bu alanda bilinçli tüketici olmak gerektiğine inanıyoruz. Özellikle de çocuklarımız ve gençlerimiz söz konusu olduğunda biz yetişkinlere ciddi görevler düştüğüne inanıyoruz. Bu sebeple bir anne olarak bu proje benim de gönlüme çok yakın bir proje oldu aslına bakarsanız. Geleceğin Ekranı projesinde özellikle çocuklarımızın eğitiminde de gelişiminde söz sahibi olan ebeveynlerimize ve öğretmenlerimize odaklanmak istedik. Ve bu vesileyle dijital okuryazarlık, dijital ebeveynlik anlayışının toplum geneline yayılmasını hedefledik. Ana amacımız da genç nesillerimizin bilinçli içerik tüketimi alışkanlığını kazanması ve bunu hayatın her dönemine derc edebilmesini sağlamak oldu. Projemizin ilk 6 ayında gerek eğitimlerimizle doğrudan öğretmenlere ve ebeveynlere, gerekse de podcastlerimiz vasıtasıyla geniş bir kütleye ulaşma fırsatımız oldu. Ve dijital dünyada bilinçli seçimler yapabilmeleri için onlarla kıymetli ipuçları paylaştık. Birazdan panelimizde de bunlara etrafta zaten değineceğiz. Bu proje vesilesiyle Netflix olarak biz de dünyada esasen alanının en gelişmiş araçlarına sahibiz. Ve bu vesileyle bunu geniş kitlelere anlatma fırsatı bulduğumuz için çok da memnuniyet duyuyoruz. Biz Netflix olarak bir hizmet sağlayıcı olarak bu alanda üstümüze düşen sorumluluklar olduğuna inanıyoruz. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Ve burada iki hususu çok önemsiyoruz. İlki çocuklarımız yalnız kaldığında, ekranları başındayken, Netflix'i kullanırken kendi yaşlarına, kendi gelişimlerine uygun içerikleri seçebilmeleri için ebeveynler vasıtasıyla bir bilinçlendirme yapmak. İkincisi de yine ebeveynlerimizin aileleriyle birlikte vakit geçirirken kendi aile tercihlerine ve beraber izleyici olacakları çocuklarına en uygun içerikleri seçmeleri için bilinçli tercihler yapabilmelerini sağlamak. Bunu yaparken de tabii biz 190 ülkede faaliyet gösteren küresel bir şirketiz. Bulunduğumuz coğrafyalarda terzi işi, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde bu araçları gözden geçirmeyi çok önemsiyoruz. Nitekim Türkiye'de faaliyetlerimize başladığımız dönemde de kamu tarafında da paydaşlarımızla bu konuları istişare etme fırsatı bulup Türkiye'nin hem yasal hem de geleneksel olarak hassasiyetlerini dikkate alarak bunları gözden geçirme fırsatı bulduğumuzu da memnuniyetle paylaşmak isterim. Nitekim Türkiye'de yaptığımız bir çalışma da üyelerimiz arasında ebeveyn kontrol araçlarından memnuniyet düzeyinin %98'e ulaştığını gösteriyor. Bir noktayı vurgulamak isterim. Tabii Netflix, ekrandan bahsediyoruz ama ekran karşısında editoryal içerik sunduğu için doğası gereği belirli süreçlerden geçen, belli reytingler ve işaretlerle eşleştirilerek izleyici karşısına gelen içerikler sunuyor. Bu sebeple iş modeli gereği izleyiciye seçtiği içerikle ilgili izlemeye başlamadan önce bilgi veriyor. Ek olarak bir reklamsız bir hizmet olması da tabii kontrolsüz bir şekilde maruz kalacağınız içerik ihtimalini ortadan kaldırıyor. Ancak tabii dijital hayatımızda ekran karşısında önümüze çıkan tüm içerikler editoryal olmayabilir. Kullanıcılar tarafından üretilmiş içeriklerle de maruz kalabiliyoruz. Dolayısıyla bu projemizde bunları da dikkate alarak bir eğitim içeriği tasarladık. Eğitim sürecinde ekran karşısında
karşımıza çıkabilecek her türlü içerikle ilgili nasıl bir pozisyon alması gerektiği noktasında ebeveynlerimizi bilgilendirmeye ve öğretmenlerimizi bilgilendirmeye çalıştık. Hedef kitlemizi öğretmenler ve ebeveynler olarak seçme sebebimiz de az önce altını çizdiğim gibi özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize ulaşabilmek ve onların doğru bilgiye dayalı yaşlarına, eğitim seviyelerine, gelişim seviyelerine uygun içeriği seçmelerini ve bunu da hayatları boyunca bir alışkanlık olarak hayatlarına dahil etmelerini sağlamaktı. Biz aslında ekranın çocuklarımız ve gençlerimiz için bir fırsat penceresi olmasını, böyle kalmasını sağlamak için bu projede yola çıktık. Bu vesileyle projede beraber çalıştığımız Habitat'a, Milletler Arası Ticaret Odası'na ve eğitim noktasında bizi kuvvetle destekleyen akademi camiasına Elif Hocam'a da teşekkür etmek istiyorum. Bu zorlu günde bizi bırakmayıp burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Başkanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum bizimle birlikte oldukları için. Onu da duymaktan heyecanlıyız bugün. Bugün hepimizin daha da bilinçleneceği, birbirimizden öğreneceğimiz keyifli bir oturum olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler Pelin Hanım. Ve diğer proje ortağımız Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sezai Hazır'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Başkan, çok değerli proje ortakları, sayın basın mensupları ve değerli hocalarım hoş geldiniz. Mart ayı dert ayı diyorlar hakikaten de. Öyle olduğunu bugün bir kez daha bize gösterdi. Böyle güzel bir kar yağışı ama yazın herhalde güzel olacak. En az da su sorununuz olmayacak diyor. Bereketli diyorum ben onun için. Böyle güzel bir günde tekrar bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Aslında Pelin projenin amacını anlattı. Habitat olarak biz 27. yılımız bizim. 96 bir zirvesinde kurulduk. Biz Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde Birleşmiş Milletler ortaklığıyla kurulan 5 yıl boyunca da Türkiye hükümetinin Birleşmiş Milletler'e üye aidatından fonlanan bir kuruluşuz. Bir sivil toplum kuruluşuyuz. Aslında bizim dünyadaki işimizi yapan kuruluşlar bir non-profit şirketler. Çünkü çok böyle üyesi olan bir kuruluş değiliz. 40 üyesi olan ama 45 çalışanı olan bir sivil toplum kuruluşu. Çünkü Türkiye'nin kalkınması konusunda 27 yıldan beri çalışmalar yapıyoruz. Son 10 yıldır da özellikle dijital dönüşüm bizim için en önemli konulardan biri. Çünkü gelecekte geleceği şekillendirenler bugünden kasları güçlendirilmiş, bugünden teknoloji yetkinlikleri geliştirmiş olan gençler olacak. Onun için de bugünden çocuklara ve gençlere yatırım yapmanın çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle de çocukların analitik düşünebilme becerilerini geliştirmek, tüketim alışkanlıklarını değiştirmek, çünkü dijital de bir tüketimdir aslında. Geliştirmediğiniz know-how, başka ülkelerin gelişmiş veya şirketlerin geliştirmiş oldukları know-how'ları tüketmek, bilinçli bir tüketici olmazsanız, o zaman teknoloji kullanırken kaslarınızı geliştirmekten ziyade kaslarınızı öldürmüş olursunuz. Onun için doğru kullanmak gerekiyor. Netflix Türkiye'ye ilk geldiğinde de ne yapabiliriz diye bir oturup konuştuğumuzda, ki dün Milletler Arası Ticaret Örgütü ile biz ilk projede çalışmıyoruz zaten. Aynı zamanda Türkiye'nin yaklaşık 14 farklı ilinde Türkiye Odalar Borsalar Birliği ortaklığıyla da yeni nesil çalışma ortamları yaratıyoruz. İlkini İstanbul'da açtık. 1000 metrekarelik bir alanda ortak çalışma alanı. İzmir'de açtık, Kuşadası'nda açtık, Mersin'de, 14 farklı şehirde. Şimdi Gaziantep'te açıyoruz. İnsanların bir araya geldiği, teknolojik dönüşüm konularının konuşulduğu, aynı zamanda bu konuda eğitimlerin verilmiş olduğu yeni çalışma alanları oluşturuyoruz. Şimdi Ankara'da sürece dahil oldu. Ankara'da 3 odanın ortaklığıyla Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Borsa ortaklığı, TOBİT'in de içinde olduğu bir ortak çalışma yaratıyoruz. Bu projeyi çok önemsiyorum. Ama bu projeyi bu kadar önemli kılan çok değerli hocalarımız. Bugün aramızda Mona hocamız yok. Onun, Elif hocanın ve Erkan hocanın. Erkan hoca bizim Anadolu'da da bu farkındalığı geliştirmek için beraber çok yol aldığımız çok değerli hocalarımız. Çünkü bu dönüşüm herkesin
elindeki imkanları ortak havuza aktardığı zaman mümkün olabilir. Bu ülke bizim. Başka bir ülkemiz yok. Bu ülke bizimse gelecekteki çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda yaşayabilmesi ve uluslararası rekabet edebilmesi açısından bugünden onların yetkinliklerini geliştirmek için çaba sarf etmeliyiz. Geçen bir makale okuduğumda ülkeler arası rekabeti iki noktaya indirgemişler. Bir, dünyanın en iyi üniversitelerinde ne kadar öğrenci okuttuğunuz, ne kadar öğrencinizin okuduğu. İki, internet altyapınız. Eğer bu iki konuda yetkinliğiniz ve rekabet etme gücünüz gelişmemişse dünyada rekabet etme ve gelişme konusunda dezavantajlı bir duruma düşüyorsunuz. Onun için de tüketim alışkanlıklarını değiştirmek, çocukların bilinçli bir tüketici haline gelmesi için güvenli internetin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir mesafe kat ettik. 10 yıl önce biz bilgisayar eğitimleri için yola çıktığımızda internet, bilgisayar kullanmanın kötü bir alışkanlık olduğu söyleniyordu. Hatta çok tepki almıştık. Bugün çok şükür ki çocuklarımız artık internet ortamında doğuyor. Bizim yeni yeni öğrenmeye çalıştığımız Masar Bey'le biraz önce onun sohbetini yapıyorduk. Ben üniversitede bilgisayar görmek için ODTÜ'ye, biz o zaman bir okulda üniversite, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum, bir dilekçe yazılmıştı. ODTÜ'ye gidip ODTÜ'de bize göstermişlerdi. Ama şimdiki çocuklar bilgisayar ortamında doğuyorlar. Metaverse diyoruz, NFT diyoruz. Biz anlamak için çok çaba sarf ediyoruz. Ama hakikaten çocuklar, 7 yaşındaki çocuklar artık bunu, simülasyonlarını yapmaya başlıyorlar. Dünya hızla değişiyor. Pandemi bu hızı aslında birazcık daha arttırdı. Onun için ben inanıyorum ki yaklaşık baktığımız zaman çok kısa bir 6 aylık bir süre içerisinde 60 ilde 465 öğretmenimiz ve 468 ebeveynine bu eğitimleri verdik. Bir farkındalık aslında bu. Bu farkındalık giderek büyüyor. Bu iş tuttu. Ama önümüzdeki dönem en azından bir temennim bu. Biraz daha farklılaştırarak, Sayın Başkan'ın da önerilerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum alarak, bunu biraz daha nasıl büyütebiliriz, nasıl geliştirebiliriz, Anadolu'ya daha fazla nasıl yayabiliriz konusunda bir yol almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir projenin devam etmesinde ortakların memnuniyeti çok önemli. Ama bizim memnuniyetimizden daha çok o çocukların gözündeki pırıltı, o ebeveynin almış olduğu eğitimin yararları ve öğretmenlerimizin motivasyonunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben inanıyorum ki biz bir kıvılcım yaktık. Bu kıvılcım büyüyerek devam edecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel konuşma için çok teşekkürler Sezai Bey. Şimdi ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Mazhar Basmacı bizlerle olacak. Buyurun Mazhar Bey. Mükemmel iki konuşmacıdan sonra konuşmak çok zordur. Sezai Bey çok güzel başlangıç yaptı. Ben demin sohbet ederken konuşmanın bu ilk baş kısmında bir iki hatıramı anlatayım. Sezai Bey'le demin paylaştık. Boğaziçi Üniversitesi'nde 1982 yılında 4. sınıf talebesiyken biz elektrik mühendisliği okuyorum. Bizim bilgisayar odasına girmemiz yasaktı, bozarız diye. Şimdi geldiğimiz duruma bakın. Siz Orta Doğu'ya, bize de yasak. Sayın Başkanım, değerli konuklar, değerli basın mensupları, sizlere şahsım ve Milletler Arası Ticaret Odası adına, Milli Komite adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanımızın daha önce verilmiş bir sözü dolayısıyla aramızda bulunamamasından dolayı özür diliyorum. Kendisi bana saygı, sevgi ve başarı dileklerini iletmemi istedi. Sizle paylaşmak isterim. Müsaade ederseniz ICC ile ilgili biraz bilgi vereyim. 100 yılı aşkın bir maziye sahiptir ICC. 100'den fazla ülkede 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil eden dünyanın global şirket organizasyonlarından biridir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de gözlemci özelliğine sahiptir. 1934'ten beri ICC'nin Türkiye'deki temsilciliğini Odalar Birliği yürütmektedir. Odalar Birliği olarak girişimciliğin devamlı
Odaya bir girişimciliği desteklerken ICC bunu bir misyon olarak üzerine almıştır. Yeni projeler geliştirmek için çaba sarf etmektedir. Bu kapsamda kadın ve genç girişimcileri özellikle destekliyoruz. Yurt çapındaki çapında girişimcilere özellikle ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Girişimcilik merkezimizi 2 yıl önce İstanbul'da kurduk. Odalar Birliği, Habitat ve Facebook işbirliğiyle kurulan ilk topluluk merkezi Facebook istasyonuna sahip olduk. İstasyon çatısı altında birçok alanda çalışmalar devam ederken çeşitli illerde odalarımızın desteğiyle istasyonlar kurmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda 22-23 Mart tarihlerinde ICC ve Top ETÜ olarak bu işbirliğiyle öğrencilere, startuplara, kendi girişimini başlatmak isteyen gençlere uluslararası bir seminer vereceğiz üniversitenin desteğiyle. Tüm dünyadan gençleri ve ilgilenenleri bu eğitim programında bir araya getirmek ana hedefimiz. Gençliğimiz, sermayemiz, teknoloji de günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. İkisini birbirinden ayırmamıza imkan yok. Ama bunların doğru kullanılması konusunda da eğitim şart ve bu görevde bir anlamda bizlere de düşüyor. Teknolojiyi doğru kullanmak, anlamak, dijital okuryazarlığın yanında güvenliğe ilişkin toplum nezdinde farkındalık arttıracak projeleri de yapmak zorundayız. Siber güvenlik malum, onsuz hiçbir şey olmaz. Bu arada bugün burada toplanma nedenimiz Geleceğin Ekranı projesi. Milli komitemizin de içinde olduğu projeden gurur duyuyoruz. Malumunuz konuştuk. Geleceğin Ekranı projesinde 3 yürütücü ayak var. Dünyanın önde gelen eğlence şirketi Netflix, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle kapasite geliştirici proje fabrikası Habitat ve küresel çapta en büyük iş dünyası kuruluşu olan Milletlerarası Ticaret Odası. Hedefimiz toplum genelinde dijital vatandaşlık, dijital güvenlik ve dijital okuryazarlık kavramlarının yayılmasını sağlamak ve bilinçli içerik tüketim alışkanlıklarının gençliğe kazandırmak. 2021 yılında her iki konuşmacı da bahsetti. 456 öğretmen ve 468 ebeveynle 933 kişiye ulaştık. Eğitim, interaktif eğitimle başladık. 8 interaktif eğitim projesi gerçekleştirildi. Bilgilendirici podcastler hazırlandı. Daha fazla kişiye Geleceğin Ekranı projesi kapsamını tanıtmak, anlatmak, bilgilendirmek için çabalarımız devam ediyor. Bu proje hepimizi çok heyecanlandırıyor. Özellikle Odalar Birliği'ni çok heyecanlandırıyor. Geleceğimiz olan gençler için dijital alanda güvenlik içerisinde dijital alanlara ulaşabilmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde proje kapsamında faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Bu vesileyle Netflix'e, Habitat Derneği'ne ve tüm çalışan arkadaşlarımıza, destek verenlere teşekkürü borç biliyorum. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkürler Mazhar Bey. Son olarak bizi kırmayıp bu olağanüstü hava şartlarında davetimize katılmak için zaman ayıran RTÜK Başkanı Sayın Ebu Bekir Şahin'i takdim etmek ve sözü kendisine bırakmak istiyorum. Kürsü sizin. Üç tane güzel konuşmacının ardından konuşmak daha zordur diye düşünüyorum ben. O bakımdan lütfen mazur görün. Elimizden geldiğince doğru bildiklerimizi size aktarmaya çalışacağım. Sayın ICC Türkiye temsilcimiz, Habitat Derneğimizin kıymetli başkanı, bu toplantıyı düzenlemekte ön ayak olan Netflix'in çok değerli yöneticileri, yöneticisi, direktörü ve yöneticileri, RTÜK Radyo Televizyon Kurumumuzun çok değerli arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım, yöneticileri, tabii RİAK da burada, RİAK'ın çok değerli genel müdürüm, başta Hakkı Alkan kardeşim olmak üzere, nerede Hakkı Alkan? Burada kardeşim, değerli basın mensubu arkadaşlarım, bu projeye katkılarını sunan çok değerli hocalarım, ki bu hocalarımızdan bizim niye bu kadar geç haberimiz oldu diye hayıflanmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah güzel bir programın başlangıcını yapmaktan, daha doğrusu sonuçlarını ilan etmekten ve burada bu toplantının parçası olmaktan mutlu olduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Sözlerime başlamadan önce bu önemli toplantıda bizleri
bizleri bir araya getiren Netflix'in çok değerli direktörü Pelin Mavil Hanımefendi'ye teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü kurumlar ve kurullar arasında, kuruluşlar arasındaki ilişki insan olmanın ötesinde bir de anlayışla mümkün olabilmekte. Biz hanımefendinin göreve başlamasıyla birlikte Netflix'le doğru zeminde bir ilişki yürütebildiğimizi sevinerek iletmek istiyorum ve memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Ayrıca tabii ki Netflix gibi bir uluslararası firmanın veya bir sektöre hakim konumda olan bir kuruluşun böyle bir toplantıyı kendiliğinden yapma eğilimi ve çok değerli partnerleriyle birlikte yapma eğiliminde olması da bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bizler Radyo Televizyon Üst Kurulu olarak dijital okuryazarlık kavramının toplumun geneline yaygınlaşmasına ve genç nesillerimizde bilinçli içerik tüketim alışkanlıkları kazandırılmasını hedefleyen projeyi hayata geçiren bu önemli, değerli projeyi bizleri de davet edip de açıklanmasını sağlayan ICC Türkiye Habitat Derneği, az önce de bahsettiğim Netflix'e şükranlarımı tekrar sunuyorum. Değerli konuklar, dijitalleşme etrafımızı çerçevesini gerçekten saran ve bizleri farklı diyarlara getiren bir girişim içerisinde. Dijital dünya, açık söyleyeyim, hoşumuza da gitmedi değil. Erişim kolaylığı, verimlilik gibi unsurlarla dijitalleşmeye karşı çıkan yok denecek kadar az. Kendi alanımız olduğu için zikredeyim, karasal ile başlayan yayıncılık alanı internetle bir başka dünyaya ulaşmış durumda. Akıllı cihazlar ve dijital argümanlarla bu zirveye çıktı. Artık bambaşka bir yayıncılık anlayışı geldi. Son örnekten hareketle belirtebilirim ki Ukrayna'daki bu savaş sebebiyle oradaki kişisel yayınları yapan gazeteci arkadaşlarımız belki de zaman zaman kurumsal yayıncılığın önüne de geçmiş bulunmaktan. Evet, yayıncılık karasaldan internet ortamına, oradan da sosyal mecralara kaymış durumda. Konvansiyonel yayıncılar da tıpkı Ukrayna örneğinde olduğu gibi yeni imkanlardan faydalanarak yayınlarını çeşitlendiriyor. Geleneksel yayıncılık yapan kuruluşlar artık kendilerini çağa uydurarak dijital alanda da boy göstermek zorunda kaldığını hissediyor. Bu bahsettiklerim dijital evrenin olumlu görünülebilecek yanları iken bir de tabii büyük bir tehdit de olduğu zaman zaman dile getirilmekte. Dijital izlerimiz her yerde ve herkes tarafından kolayca takip edilebiliyor. Dijital tehlike ve tehditlere karşı özellikle çocuk ve gençlerimizi muhafaza etmek zorunda olduğumuzu zaman zaman bize hissettiriyor. Medya okuryazarlığı, hatta belki yeni nesil medya okuryazarlığı, dijital medya okuryazarlığı bu alandaki önemli olan bir boşluğu bence doldurmakta. Biz bununla ilgili olarak, bu dijital medya okuryazarlığı ile ilgili olarak yurt dışında özellikle Türklerin yoğun yaşamış olduğu ülkelerde bir dizi çalışmaları başlattık. Ama ülkemizde de Netflix'in başlatmış olduğu, çok değerli kurumların başlatmış olduğu bu seferberlik diyelim, seferberliğin devamını da diliyorum. Ayrıca bizler güncelleme anlamında da bir takım çalışmaları da başlatmış bulunmaktayız. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Profesör Doktor Mahmut Özer Beyefendi'ye bu anlamda teşekkür ediyorum. Kendileriyle yapmış olduğumuz son toplantıda, son görüşmede dijital medya okuryazarlığı ile ilgili olarak talimatlarını verdiler. Biz de Başkan Yardımcımız İbrahim Bey'i bu anlamda görevlendirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte okullarda, bütün okullarımızda yeni bir seferberlik başlatılacak. Dijital okuryazarlığı çok önemsediğimizi belirtmiştim. Çünkü dijital okuryazarlığı RTÜK'ün en önemli görevlerinden bir tanesidir. Böyle bir toplantı da bizler için çok değerli olmaktadır. Az önce bahsetmiştim. Dijital medya okuryazarlığı konusunda son derece duyarlı olan üst kurul yurt dışındaki toplantılarını devam ettirmekte. İnşallah bu ayda Viyana kentinde, Avusturya'nın Viyana kentinde de bu toplantıların devamını yapmaya amaçlamaktayız. İnşallah tabii hava muhalefeti falan olmazsa bu toplantı yapacağız inşallah. Bu toplantılarda alınan kararlar, uzman alanındaki uzman arkadaşlarımızın vermiş olduğu beyanlar ve bilimsel toplantılar ışığında medya profesyonelleriyle paylaşılmakta. Bu toplantılar sonucunda alınan bilgiler, ebeveynler ve çocuklar için düzenlenen atölyelerde de dijital medya okuryazarlığının derinlemesine işlenmektedir. Ailelerimizin bilinçlendirmesine de katkıda bulunmaktadır. Değerli konuklar, dijital tehditlerin farkında olarak gerekli önlemleri almak için mücadelemizi sürdürüyoruz ama buradan şunu da açıkça belirtmek istiyorum ki RTÜK, Radyo Televizyon Üst Kurulu, dijitalleşmenin karşısında bir kuruluş, kurum veya üst kurul değildir. Tam tersine geleneksel radyo ve televizyonların yeni tarz yayıncılığa ayak uydurmalarını tavsiye etmekte ve bunları desteklemektedir. Hatırlarsanız yakın zamanda, daha geçen yıllarda da ülkemize yayın için veyahut ülkemize faaliyetler
de bulunmak için gelmek isteyen bir sürü uluslararası firmaları radyo televizyon üst kurulu engelleyecek ve bu firmalarla ilişkili olarak bu ülkemizdeki faaliyetleriyle ilgili olarak sorular çıkaracak diye de bir takım basında yer alan bilgiler vardı. Görüldü ki bunların hiçbiri doğru değil. Radyo televizyon üst kurulu bu tür uluslararası aktörlerin ülkemizde bulunmasından son derece memnun bulunmaktadır. Ayrıca radyo televizyon üst kurulu uluslararası yayıncıları bu anlamda az önce bahsetmiş olduğum konularla ilgili olarak istemediği ve bunların faaliyetlerini yürütmesindeki alanları darlaştırdığı ve daralttığı gibi bir algıya da asla müsaade etmedik. Bundan sonra etmemeyi düşünmekteyiz. Radyo televizyon üst kurulu Netflix'in içinde bulunmuş olduğu 37 farklı yayın kuruluşuna lisanslarını vermiş ve ikili ilişkileri de aynı derecede, aynı düzlemde doğru bir şekilde yürütmeye çalışmaktadır. Bunu şöyle söyleyebilirim. Şimdi Netflix'le birlikte başlayan hep örnek olarak veriyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz tabii ki. Çünkü ikili ilişkilerle gerçekten güzel bir düzleme girdik. Netflix'le başlayan bir ikili ilişkiler sonucunda ülkemize gelenler yayıncılara son dönemde HBO Max'la Disney Plus'ın da geleceğini arkadaşlarımız bildirmiştir. Onlara da ayrıca da memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Yeni oyuncularla birlikte bu alanda faaliyet gösteren yayın kuruluşlarımızın güçlenerek Türkiye'de, ülkemizde faaliyette göstermesinde devam edeceğini de belirtmek istiyorum. Son dönemde yine bazı tartışmalar odağında Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun almış olduğu veya alacağı kararlar tartışıldığını görmekteyiz. Bunlar bizi yeri gelmişken burada açıklamaya mecbur bıraktığı için çok kısa değinerek de sözlerimi bitirmek istiyorum. Üç yabancı internet sitesiyle ilgili olarak yasamız gereği lisans alması gerektiğinden bahisle bir açıklamada bulunduk. Üzülerek gördük ki yine ülkemiz özellikle radyo televizyonun aleyhine bazı odaklar harekete geçerek Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün engellendiğine dair iddialarda bulundular. Radyo ve televizyon üst kurulu hak etmediği şekilde ithamlarda bulunuldu ve ithamlar karşısında kaldı. Gerekli basın açıklamalarımızı yaptık ama sanıyorum daha önce olduğu gibi bu basın açıklamaları pek fazla dikkate alınmadı. Çok değerli konuklar, ülkemizde aktif olarak görsel ve işitsel yayıncılık yapan yurt dışı menşeili bazı internet sitelerinin kaygıları yersizdir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da biz ikili ilişkilerle bu süreci yönetmekteyiz. Üst kurulun lisans almaya yönündeki kararlarına karşı takındıkları tavır da anlaşılmamaktadır. Bu yayın kuruluşları Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün sekteye uğrayacağı şeklindeki söylemleri lisanssız yayın yapma ve kayıt dışı yayın yapma özleminden başka bir şey değildir, açık söyleyeyim. Hangi ülkede, özellikle yurt dışında gelişmiş ülkelerde lisanssız yayın yaptırılmaktadır? Bir tane örneğini gösterin. Ülkemizdeki bu düzenlemelerin, bu lisanssız yayınların önüne geçmek sadece ve sadece lisans almaları yönündeki telkinlerinden başka bir şey olmadığını özellikle belirtmek isterim. Bu yayıncı kuruluşlar, az önce belirttim, ülkemizde yayıncı faaliyetlerini bulunmak istediğinde Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi kanunlara ve yayıncı otoritelerinin almış olduğu kararlara uymak zorundadır. Hepsi bundan ibarettir. Türkiye hukuk devletidir. Gelişmiş her ülkede olduğu gibi Türkiye yasa dışı uygulamalara asla izin vermeyecektir. İlgili yayın kuruluşlarının temsilcilerinin ülkemiz karşıtı ve yayıncılık alanındaki otorite olan RTÜK karşıtı yapmış olduğu açıklama kabul edilemez. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun amacı eleştirel haberleri yasaklamak yerine bu haberlerin doğru mecralarda yapılmasını sağlamaktır. Alınan tüm kararlar ve yapılan uygulamalar hukuk ve yasalar çerçevesinde yapılmıştır. Bu kuruluşların Türkiye aleyhindeki açıklamalarının amacı basın özgürlüğü olamaz. Çünkü tabi oldukları kendi ülkelerinde benzer uygulamalar ayan beyan açıktır. Bu açıklama yaptıktan sonra özellikle bu değerli çalışma çerçevesinde bizleri bir araya getiren çok değerli ICC yönetim kurulu üyelerine, ICC yönetimine, çok değerli Habitat Derneğimizin başkanına ve çok değerli Netflix'in yöneticilerine tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Az önce de bahsetmiştim, hocalarımızın bu anlamdaki yapmış olduğu çalışmalar çok değerlidir. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte ülkemiz içerisinde ve ülkemiz dışında yapılacak olan bu tür çalışmalarda ben hocalarımızla birlikte de ortak hareket ederek çalışmalarımızı daha geniş alana yayılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki yapmış olduğumuz tüm çalışmaları kamuoyuna doğru bir düzlemde aktarılabilmesi, kamuoyuyla paylaşılabilmesinin temel etkenlerinden biri tabii ki basınımızdır. Dijital basınımızdır, sosyal medyamızdır.
sosyal medyamızın çok değerli temsilcilerine, basınımızın çok değerli temsilcilerine, dijital medyamızın çok değerli temsilcilerine, bugün burada bulunan Hakkı Alkan kardeşimiz adı altındaki tüm arkadaşlarıma sevgi, saygılarımı sunuyorum. Hepinizi bu güzel toplantıda, bu güzel bereketli İstanbul gününde bütün işini gücünü bırakarak buraya gelip bu değerli çalışmanın bir parçası olmaktan gurur duyan bu arkadaşlarımızı, bu değerli çalışanlarımızı, bu değerli paydaşlarımızı saygıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim Ebubekir Bey. Konuşmacılarımıza değerli sözleri ve güzel konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Yayın akışımıza başlamadan önce online katılımcılarımızla projemizin videosunu paylaşmıştık aslında ama kaçıranlar, izleyemeyenler ve şu anda bizimle birlikte burada olan katılımcılarımız, konuklarımız için biz videomuzu tekrar paylaşmak istiyoruz. Geleceğin Ekranı projesinde biz neler yaptık ve neler yapmayı amaçladık? Gelin beraber seyredelim. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte farklı bir bakış açısıyla o ekranda olan biteni aynı zamanda uygulamalı olarak da kendi aile yaşantılarına taşıyabileceklerini fark ettiler. Sosyal medyada gezinirken önüme bir reklam düştü. Netflix'le ebeveyn eğitim içeriği diyordu. Tabii bir ebeveyn olarak dikkatimi çekti bu benim. Geleceğin Ekranı projesine öğretmen arkadaşım bu projeye katılmıştı. Ondan duyarak katıldım ben de. Öğretmenler açısından öğrencilerini farklı bir yönden ele alabilecekleri ve birlikte ortak noktada buluşabilecekleri bir zemin hazırlamış oldu bu proje. Öncelikle çok içtendi. Çok güzel bir ekip vardı eğitimciler olarak. Çok canı yakın ve paylaşımcılardı özellikle. Öğrendikleri ve deneyimledikleri bilgileri çok akıcı bir şekilde aktardılar. İki tane önemli soru vardı bence sürekli tekrarlanan hem ebeveynler tarafından hem de öğretmenler tarafından. Birincisi süre mi içerik mi hocam? Bir şeyin altını inatla çizdik. Süre tamam ama asıl burada dert etmemiz gereken, çocuklara asıl yönlendirmemiz gereken kısım içerik. Aslında ikinci soru da bu içerikle çok alakalı bir soruydu. O zaman içeriği nasıl kontrol edeceğiz? Burada da hep proaktif ve reaktif önlemler üzerinde durduk. Ve bu önlemleri anlatırken de aslında Netflix çok büyük bir katkı sağladı bize. Dijital çağda öğretmen olmanın özelliklerinin farkına vardık. Web 2.0 araçlarının ve interneti aktif olarak kullanmanın, etkileşimli içerikler yapmanın aslında ne kadar önemli ve eğlenceli olduğunu gördük. Dijital çağda hukukla alakalı haklarımız, öğrencilerle alakalı yapabileceklerimiz ve bu durumda neyi nasıl kullanacağımızı aslında öğrendik. Ebeveyn ve öğretmen buluşmaları benim için çok özeldi her şeyden önce. Çünkü onlara dokunabilme imkanına eriştim. Burada birlikte onlardan gelen sorularla yeni fikirlerin oluşması benim en çok aklımda kalan şeyler. Çocukların ekranda kalma süreleri uzarken daha efektif nasıl kullanabilirler, daha etkin nasıl ekran arkasında yer alabilirler, zaman geçirebilirler. Tekrardan çocuklarla konuşmaya başladık. Hem önerilen kaynakları ebeveynlere aktardık bu programda, hem önerilen kitapları, kaynakları anlatıp en azından ailelerin 21. yüzyılda çocuklarıyla sanal ortamda nasıl iletişim kurabileceklerini buradan öğrettiklerimizi bir şekilde aktarmaya çalıştık. Birincisi doğru rol model olmak. Rol model olma işini nasıl yapacağız? Ortak deneyimle yapacağız. Eğer bir oyun platformunda var olmak istiyorsa çocuk, biraz zaman ayırıp o oyun platformunu biz de deneyimleyeceğiz. Eğer sosyal medyada kendini ifade etmek istiyorsa kendi sosyal medya paylaşımlarımızı bir gözden geçireceğiz. Çocuğa sadece gerçek hayatta değil, dijital hayatta da rol model olmayı başarmak gerekiyor. Dijital hayattan korkmamaya başladık. Çünkü korkutucu geliyordu. Ne olduğunu bilmediğimiz her şey insanı korkutucu geliyor. Ben hani öğretmeye çok önem veriyorum. Kendi öğrencilerim için de. Yani tüketen değil, hep üreten olur. Bir şeyler yapın, edin. Velileri çok daha iyi yönlendirebildiğimi düşünüyorum şu an. İşte hocam çok oyun oynuyor dediğinde tamam oyun oynasın ama şu oyunları oynasın ya da şunları yapsın. Yönlendirdiğinde onlar da rahat ediyorlar. Ben de ilk defa izledim. Biraz duygulandığımı söylemek durumundayım. Şimdi de Dijital Ekranlar, Dijital Çocuklar isimli panelimizin konuşmacılarını takdim etmek istiyorum size. UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Sema Hosta online olarak panelimize katılacak. Aynı zamanda Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artan Savaş
benimle beraber sahneyi paylaşıyor olacak. Kendisini takdim edeyim. Peki Artanç, Netflix şapkasını bir kenara bırakırsak, Artanç Savaş kimdir ve kendi çocukluğunu düşündüğünde ekranlar nasıldı? Aslında bu iki sorunun cevabı benim için çok yakından bağlantılı. Çünkü çocukluktan itibaren ekranla çok güçlü bir ilişkim vardı. Zaman zaman hafta sonları özellikle ailemin güzel bir uyku çekmek istediği sabahlarda onları erkenden uyandırıp çizgi filmleri, sevdiğim çizgi filmleri izlemek için onları ekranın başına çağırdım. Hep birlikte bir paylaşım ortamı oluşturalım istediğim günlerdi. Tabii o dönemde video kaset dönemi, mahallemizde bir video kaset dükkanı vardı. Oradan sık sık ailem benim için uygun olduğunu düşündüğü kasetleri alırdı. Onları izlediğimiz günler özellikle abimle evde gerçekten bir bayram havası olurdu. İlerideki kariyer tercihlerimde bu durumun büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Medya ve iletişim, şu anda da eğlence servisi olan Netflix'te çalışıyorum. Kariyerime medyada başladım. Çeşitli yayın kuruluşlarında muhabirlik, editörlük, köşe yazarlığı yaptım. Ardından iletişimin farklı bir boyutuna geçip iletişim ajanslarında yöneticilik yapmaya başladım. Ve nihayet 4 sene önce Netflix bünyesinde çalışmaya başladım. Bu süreç kariyerimin başından beri bana, özellikle medyada geçirdiğim dönem, ekranın, dijital ve görsel iletişim araçlarının ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu, toplum üzerinde ne kadar etkili olduğunu yakın bir şekilde izleme ve değerlendirme fırsatı sağladı. Tabii Netflix'e girince bambaşka bir dünyayla karşılaştım. Çünkü 190 ülkede faaliyet gösteren bir şirket. Çünkü 222 milyon kişiye dünya genelinde ulaşan bir şirket. Bu anlamda bu gücü Türkiye adına en doğru şekilde nasıl kullanabiliriz? Bunu hep Türkiye ekibi olarak değerli meslektaşım Pelin'le de birlikte tartışıyoruz, konuşuyoruz. Farklı kurumlarla istişare içerisinde en doğru yolu belirlemeye çalışıyoruz. Tabii çocuklar bunun bir boyutu, bu boyutu daha derinlemesine konuşacağımızı umuyorum. Ama diğer yandan da baktığımızda Türkiye'nin yapımlarını, Türkiye'nin içeriklerini 190 ülkeye taşıma gibi bir misyon edindik kendimize. Bu durumun nasıl bir etki yarattığını tüm dünyada araştırıyoruz. En son 8 ülkede yaptığımız, yakında da tekrarlayacağımız bir araştırma, Netflix'teki Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türkiye'yi turist olarak ziyaret etme oranlarının 2 katına çıktığını gösteriyor. Bu müthiş bir rakam. Bizim açımızdan da müthiş gurur verici bir oran tabii ki. Bunun dışında Türkiye'de üretilen mal, servis ve hizmetleri, satın alma, onları takip etme istekleri, Türkiye hakkında araştırma yapma istekleri ciddi ölçüde artıyor. Tabii medya, daha sonra iletişim ve şu an bir eğlence servisinde çalışan biri olarak bu etkiye şahitlik edebilmek beni çok heyecanlandırıyor. Aslında siyaset bilimciyim, siyaset bilimi kökenliyim ama dediğim gibi aslında çocukluktan itibaren ekranla ilişkim çok güçlü oldu ve bugün de devam ediyor. Peki, tek ekranlı ve kısıtlı içerikli bir deneyim sahibi olan çocuk Artanç'tan çok geniş bir yelpazede içerik sunan Netflix'te yönetici olan Artanç'a geçiyorum ve ona bir soru sormak istiyorum. Şimdi Netflix tarafında da çocuklar için birçok çalışma yaptığınızı biliyoruz. Ben eğitimler esnasında da birçok örnekte bunları kullandım. Ebeveyn araçları ve kontrol mekanizmaları mesela bunlardan bence en önemlisiydi. Peki bir eğlence platformu olarak Netflix çocuğun yararına nasıl adımlar attı ve atmakta? Kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Netflix olarak her yaştan izleyiciye, her zevkten, ilgi alanından izleyiciye kendilerine en çok hitap edecek, kendilerini en memnun edecek, günlerini en keyifli şekilde geçirmelerini sağlayacak yapımlar sunmaya gayret ediyoruz. Tabii Türkiye'de şu an 3,5 milyon aşkın üyeye ulaştık ve bu üye grubu içerisinde aileler çok önemli bir yer tutuyor. Çocuklu aileler keza çok önemli bir yer tutuyor. Biz de bu yüzden kendi sektörümüzdeki en gelişmiş ebeveyn kontrolü araçlarını üyelerimize tümüyle ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Bu araçlardan ilki aslında çocuk profilleri. Çocuk profilleri, diyelim ki bir Netflix hesabı açtınız ve o hesaba erişen bir çocuğunuz var. Siz çocuğunuzun da Netflix'teki kendine uygun yapımları izlemesini istiyorsunuz. Böyle bir durumda özel bir çocuk profili oluşturabiliyorsunuz.
O çocuk profilini oluştururken belli bir yaş grubu belirliyorsunuz ve çocuğunuz yalnızca o yaş grubuna uygun içeriklerle karşı karşıya geliyor. Tabii bu günümüzde özellikle ebeveynlerden çok duyduğumuz bir konu. Netflix içeriği kürate edilen bir servis. Ama özellikle içeriğin kişiler tarafından geliştirildiği, oluşturulduğu platformlarda anne babalar diyor ki, çocuğumu 2 dakika ekran karşısında bıraktığımda, mutfağa gittiğimde, bir telefonum çaldığında içeri konuşmaya gittiğimde başka bir yere tıklayabiliyor, bambaşka bir yere gidebiliyor, kanal değiştirebiliyor ve belki maruz kalması gereken bir reklama maruz kalıyor. Böyle durumları da engelleyen bir mekanizmamız var. Çocuk profillerini PIN kontrolleri sayesinde kilitleme imkanı var ebeveynlerin. Çocuklar yalnızca kendi profillerinde kalıyor. Ebeveynlerinin profiline girmeye çalıştıklarındaysa bir PIN kodu girmeleri gerekiyor. O kodu da tabii ebeveynler paylaşmadığı için haliyle giremiyorlar. Beğenilmeyen, diyelim ki çocuğunuz kendi profilinde, kendi yaş grubuna uygun içeriklerle buluşuyor. Ama şu veya bu sebeple siz bir içeriği izlemesini istemiyorsunuz. Bu durumda da o içeriği çocuğunuzun profilinden kaldırma imkanınız mümkün. Siz videoda ekran süresinden bahsetmiştiniz. Hı-hı. O alanda da tabii ki çalışmalarımız var. Ekran süresi zaman zaman çocuğunuzun sadece yarım saat bir içeriği tüketmesini isteyebilirsiniz. Daha fazlasını tüketmemesini isteyebilirsiniz. Bu durumda da içeriği bir şekilde aslında oto oynatma özelliğini kapatarak kontrol altına alabiliyorsunuz. Tabii bu çocuğunuzun kendi başına ekran karşısında kaldığı versiyon. Bir de aile olarak hep birlikte, benim de çocukluğumda çok yaşadığım, pazar günü oturup bir film izleme keyfini yaşamak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda da doğru yapımı seçmek için akıllı işaretlerden faydalanabiliyorsunuz. Çok gelişmiş bir akıllı işaret sistemimiz söz konusu. Bir yapım, örneğin bir şiddet unsuru içeriyor mu, farklı bir unsur içeriyor mu, bunu çok net bir şekilde görüp aileniz, çocuklarınız için en doğru seçimleri yapıp ailecek keyif yapabilirsiniz diye düşünüyorum. İlerleyen sorularda bence bu noktaya değiniriz ama benim açımdan Netflix'in ebeveynlere sunduğu belki en büyük katma değer, sakıncalı içeriklerden bahsederken reklamlar üzerine pek bir şey söylemedik. Reklamsız olması çok değerli bir şey bence. Çünkü ne kadar aracı, servis sağlayıcılarda nispeten güvenli bir ortam sunduğumuzu sansak bile, hı hı, işte o iki video arasındaki reklamlar çocuklar açısından çok büyük bir sakınca teşkil edebiliyor. Çok katılıyorum, kesinlikle. Sema Hanım, merhabalar. Kolay bir soruyla başlıyorum. UNICEF Türkiye'yi tanıyoruz, sizleri tanıyoruz ama daha kişisel bir yerden sohbetimize başlayalım istiyorum. Bizler için kısaca anlatır mısınız? Sema kimdir ve Sema'nın çocukluğunda nasıl ekranlar vardı? Bu ekranları nasıl deneyimledi? Çok tatlı bir soru bu, çok güzel bir soru. Öncesinde UNICEF Türkiye temsilcimiz Sayın Rejina de Dominicis'in kişisel sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum. Biliyorsunuz o bugün sizlerle olacaktı. Ama benim şansımmış, benim kısmetimmiş sizlerle beraber olmak. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Hem Netflix'e hem Habitat Derneği'ne, bizim de çok, çok güzel çalışmalarla birlikte yürüttüğümüz Sezai Bey'e, ICC'ye ve güzel konuşmalar için YouTube başkanımıza da teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten çok keyifli bir sabah oldu. Şimdi Sema kimdir'e gelince yaşım ortaya çıkacak. Çünkü benim ekranla ilişkim siyah beyazla başlıyor. Tek bir ekran, haftada 3 gün yayın, yayında siyah beyazlı. Yani yeteri kadar açık olduğumu düşünüyorum. Türkiye'de televizyon yeni başlamıştı. Yani hatırladığım kadarıyla da ben de 3 yaşları civarındaydım. Bayağı büyüdük televizyonla birlikte. Şimdi bu geldiğimiz noktada da gerçekten yani gerçekten inanılmaz noktalara geldik ama hep daha fazlasını isteyen bir yapım oldu benim de. Tahmin ediyorum bu iletişimciliğin getirdiği bir mesleki yaklaşım da olabilir. Çünkü ekranlar gerçekten beni çok etkiliyor. Ne kadar ekran olursa olsun inanılmaz kıymete geçiyor. Ama yani itiraf ediyorum, küçücük bir telefon ekranıyla bu kadar çok şeyi yapabilmek hem korkutuyor beni hem de bir o kadar keyif alıyorum. O kadar çok katılıyorum ki Artanç Bey'e.
İşte ne bileyim, pazar sabahları biz de evde bir ekran başına toplanmaya çalışırdık. Ya da bir ailece film izlemeye çalışırdık. Şimdi benim kızım şu anda yurt dışında yaşıyor. Ama ekran, yani iyi ki var diyorum. Her an, her gün, sabah, akşam onunla böyle karşılıklı konuşabiliyor olmak da beni çok çok mutlu ediyor. Tabii UNICEF'in de getirdiği bazı katkılar ve katılımlar oluyor hepimize, tüm dünyaya ve bize de. Biliyorsunuz UNICEF'te Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu. Biz de 190 ülkede faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ve düşünsenize, 190 ülkeden çocuğun birlikte olabildiği ortamlara ulaşabiliyoruz. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Öyle hani aklımı başından alıyor diyebilirim. İşte Gambiya'dan bir çocukla, Türkiye'den ya da işte Ukrayna'dan bir çocuğun paylaşımlarda bulunduğunu görebilmek, aynı ortamlarda konuşabildiğini görebilmek inanılmaz büyük bir keyif. Ve ülkelerin geleceği, dünyanın geleceği içinde çok ufuk açıcı oluyor. Çünkü çocukların kendilerini ifade edebildiği, kendilerinin fikirlerini iletebildiği bir dünyada, Rütük Başkanımızın da söylediği gibi, dijital değişim çok daha kolay yaşanacak. Çok teşekkürler cevabınız için. Hem sizin deneyiminizde, hem de Artancı'nın, hem de benim deneyimimde aslında çocuklukta ekran aynı zamanda anne babayla yapılan bir ortak paylaşımın göstergesiydi. Dijital dünyada da çocukları bu ortak paylaşımdan mağdur bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. İkinci sorum UNICEF ile ilgili. UNICEF'in yakın zamanda, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamayla ilgili aslında. UNICEF dedi ki, her gün 175 binden fazla sayıda çocuk ilk kez internetle tanışıyor. Aslında bu saniyede iki çocuğa denk düşüyor. Şimdi pandemi döneminde bu oranın ve bu sayının çok daha arttığını varsaymak herhalde yanlış olmayacaktır. Dijital eşitsizliği bir tarafa bırakarak soruyorum bunu. Dijital erişim bu çocuklara muhakkak çok büyük faydalar ve fırsatlar sunuyor. Ama aynı zamanda bir dizi risk ve sakıncayı da beraberinde getirebiliyor. Dolayısıyla çocuğun yüksek yararı bağlamında düşündüğümüzde ne gibi çalışmalarla onlar için, çocuklar için güvenli ve faydalı bir dijital habitat yaratabiliriz sizce? Elif Hanım, gerçekten en doğru noktaların altını çizdiniz. Pandemiyle birlikte çocuklar her zamankinden daha fazla çevrimiçi ortamlarda zaman geçirmeye başladılar. Bu araştırmanın yapıldığı yıllarda biz gördük ki dünya çapında her 3 internet kullanıcısından biri çocuktur. Şu anda son veriler yok. Halihazırda bu veriyi kullanıyoruz ama eminim ki bu sayıda muhakkak daha da fazla arttı. Şimdi kabul etmemiz gereken çok önemli bir gerçek var. Teknoloji ve dijital çözümler çocukların öğrenmesini, eğlenmesini, bağlantıda kalmasını sağlamak için çok önemli fırsatlar sunuyor. Öğrenciler gelecekteki kariyerleriyle ilgili bilgi ve becerileri internet aracılığıyla çok kolaylıkla elde ediyorlar. Ve ne yapmak istedikleri konusunda da gerçekten istedikleri veriye ulaşabilip bilgiyi toplayabiliyorlar. Çocuklar bu veriyi, bilgiyi topladıklarında sadece onlar değil, toplumlar da, bizler de güçleniyoruz. Çünkü zaman ve fırsat anlamında belki daha kolaylıkla bu tip bilgilere ulaşabiliyor. Tabii çok önemli bir nokta var. Bu yapılan Netflix Habitat ve ICC ortaklığında yapılan bu eğitimler de bunun altını çizdi ve ülkemize ve toplumumuza çok büyük katkılar sağladığını söylemek istiyorum. Ebeveynlerin çocuklarını nasıl koruyacaklarına dair bilgiler, beceriler öğrenmesi çok önemli. Çünkü dijital okuryazarlık dediğimiz bu sistem hepimiz için çok önemli adımları atmamızı sağlayacak bir yapıya ulaştıracak bizi. Düşünsenize, benim kızım işte çok yani kavramlarınız vardı ya, dijital mülteci ve evet, işte dijital çağın çocukları diye. Aramızdaki farkı korumak için ben de zamanında neler yapmam gerektiğini dijital okur yazarlıkla öğrendim. Tabii çocuk Sema Hanım, şu anda sesinizi alamıyoruz. Zannedersem teknik bir sorun yaşandı. Şimdi geliyor mu? Şu anda geliyor. Evet, geliyor.
Özür diliyoruz bunun için. Şimdiden bahsediyordum, belki onu tekrar etmemde fayda var. Ebeveynlerin dijital okur yazarlık bilgisine sahip olmaları çok önemli. İnternetin sunduğu fırsatlar içinde ergenler haklarını öğreniyorlar. Bu konuda bilgi sahibi oluyorlar. İnternet vatandaşlara, yurttaşlara sorunlarını bildirme, değişiklik talep etme yollarını da sağlıyor. Çok faydası var. Ama işte 3. yıla girdiğimiz bu pandemi döneminde milyonlarca çocuğun internet hayatında çok daha fazla vakit almaya başladığını görüyoruz. Çünkü eğitim de aralıklı olarak internet üzerinden yapılmaya devam etti, biliyorsunuz. Pek çok çocuğun ve gencin hayatı bu ekranlara sıkıştı kaldı. Teknolojik ve dijital çözümler çocukların öğrenmesi, eğlenmesi, bağlantıda kalması için pek çok fırsat da sundu. Ama bu demek değil ki biz bu riskleri görmezden geleceğiz ve bunlardan uzaklaşacağız. Salgından önce bile çevrimiçi, cinsel istismar, zararlı içerikler, yanlış bilgilendirme, siber zorbalık çocukların haklarını, güvenliğini ve ruh sağlığını tehdit ediyordu. Evet. Ve şu anda çevrimiçi olarak daha fazla zaman geçirdiği için çocukların ekran karşısında geçirdikleri sürenin uzaması bu sıkıntıların da daha da artmasına yol açmış olabiliyor. Umarım pek çok çocuk için geçerli değildir ama maalesef bunu gözlemleyebiliyoruz. Çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıkları konusundaki endişelerimiz artıyor. Kanıtlar çevrimiçi ortamda daha fazla zaman geçirmenin bir dizi kötü alışkanlığını da beraberinde getirdiğini gösteriyor. Bunlar arasında açık havada yapılan faaliyetlerin azalması, uyku kalitesinin düşmesi, kaygı semptomlarının artması, sağlıksız yeme alışkanlıklarının edinmesi de var. Ama tabii bunları söylemiş olmakla beraber hiçbir şekilde bunlardan korkmayacağız. Çocukların, biz UNICEF olarak da her yerde, her ülkede ortaklarımızla beraber dünya çapında interneti çocukların öğrenmesi, sosyalleşmesi, kendini ifade edebilmesi için daha güvenli bir yer haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada aslında UNICEF'in yine yakın zamanda yaptığı bir çağrıyı tekrar hatırlatmak istiyorum. UNICEF der ki çocukların dijital politikanın merkezine yerleştirilmesi için kanun koyucular, sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve en önemlisi özel sektör arasında yeni bir işbirliği yapılması gerekmekte ve bu durum ivedilikle ele alınmalı. Dolayısıyla Geleceğin Ekranı projesinde de biz bunu hayata geçirdik diye düşünüyorum. Bir parçası olmaktan çok büyük mutluluk duymamın en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Çok doğru paydaşlarla yola çıktık. Bu çağrı bağlamında demin risklerden bahsettiğiniz için soruyorum bu soruyu. Çocuğun özel yaşamının korunması, mahremiyetinin korunması ve güvence altına alınması noktasında siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Geleceğin Ekranı harikulade bir proje ve öğretmenleri, ebeveynleri dijital okuryazarlık konusunda çok iyi bilgilendirdiğini ben de siz bugün duyup öğrendim ve çok mutlu oldum. Bizim önerilerimiz, yani biraz önce de söyledim ama sağlık, eğitim, sosyal hizmet alanlarında çalışanlara çevrimiçi risklerle dahil olmak üzere çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde etkisi hakkında bilgiler verilmeli. Bunu da sivil toplum örgütleriyle, hükümetlerle birlikte çalışarak yapabiliriz. Temel çocuk koruma ve ruh sağlığı hizmetlerinin şu anda pandemi olduğu için pandemi de dahil ederek söylemek istiyorum. Salgın sürecinde ve sonrasında da erişilebilir ve aktif olmasını sağlamak için destek sunmamız gerekiyor. Sosyal paylaşım siteleri de dahil olmak üzere teknoloji endüstrisinin çevrimiçi platformlarda öğretmenler, ebeveynler ve çocuklar için erişilebilir ve gelişmiş güvenlik ve koruma önlemlerine sahip olmasını sağlamamız gerekiyor. Ve biz UNICEF olarak bunun için de ortaklarımızla beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kaliteli öğrenmeyi ve beceri geliştirmeyi destekleyen güvenli teknolojileri ve içeriğe ihtiyacımız var. Bu yüzden bu alanda yatırımların artırılması gerekiyor. Bu alanda da kamu ve özel sektör ortaklıklarının artması gerekiyor. Ve bizler de bir Birleşmiş Milletler Kuruluşu olarak
bu ortaklıkların içerisine yer almak, pek çok ülkede aldık ve pek çok ülkede de almak için adımlarımızı atıyoruz. En önemli konulardan bir tanesi ki bu geleceğin ekranı, siz bu konuda önemli adımlar atmışsınız. Ebeveynlere, çocuklara internetin ve dijital teknolojilerin beraberinde getirdiği riskleri anlatmaları için destek vermek gerekiyor. Çevrim içi faaliyetlerde ortaya çıkabilecek sorunların, belirtilerin farkında olmalarını sağlamamız gerekiyor. Ve hatta ebeveynlere çocuklarının dijital ayak izlerine ne kadar önemli, ne kadar kıymetli ve nasıl korunması gerektiğini hem ebeveynlere hem de ebeveynler aracılığıyla çocuklara anlatmamız gerekiyor. Biliyorsunuz bugünlerde pek çok ebeveyn çocuk daha anne karnındayken çocukların dijital hesaplarını oluşturuyor ve çok önemli paylaşımlarda bulunabiliyorlar. Belki bunlarla ilgili farkındalığı da artırmamız gerekiyor. Ve çok üstüne durduğumuz maddelerden bir tanesi de bizim çocukların okullarda verilen rehberlik hizmetlerine, sanal ortamlarda verilen de dahil olmak üzere ruh sağlığı ve çocuk koruma risklerine yönelik geliştirilen politikalara sürekli erişimini güvence altına almak. Çocukların bu alanların hepsinde ne dediğini duymak, onların fikirlerine yer vermek, dijital değişimin ve dönüşümün en önemli noktası olacaktır. Unutmayalım ki çocuklar, çocuk olma konusunu en iyi bilenler, dijital de dahil olmak üzere, çevrim içi ortamlar da dahil olmak üzere en çok neye ihtiyaçları olduğunu dile getireceklerdir. UNICEF olarak da hem bakanlıklarımızla hem sivil toplum örgütleriyle çok uzun yıllardır çocuklara soruyoruz ne istediklerini ve onların verdiği yön sayesinde çalışmalarımızı ilerletiyoruz. Çok teşekkürler Sema Hanım. Artan, size dönmek istiyorum. Geleceğin Ekranı projesiyle birlikte gördük ki Netflix, Habitat Derneği ve ICC Türkiye aslında güçlerini birleştirdi ve ellerini taşın altına koydu. Bir yola çıktık. Şimdi çocuklara doğrudan ulaşan iki profile odaklandık aslında. Öğretmenler ve ebeveynler. Bu iki profille çalışmak ve direkt iletişim içerisinde olmak nasıl bir deneyimdi? Sizin açınızdan buluşmalar nasıl geçti? Müthiş bir deneyimdi. Aslında çocuklarımızı geleceğe hazırlayan iki ana gruptan bahsediyoruz. Bir tanesi evet ebeveynler, diğeri de öğretmenler. Onları hayata katan, hayata hazırlıklı olmaları için yetiştiren gruplar. Doğrudan onlara ulaşmayı hedefledik. Tabii Türkiye'de, İstanbul'da bir ofis açmamız da bizim artık burada fiziksel olarak bu tarz projeleri daha güçlü bir şekilde destek vermemize, daha güçlü bir şekilde yer almamıza bu projelerde ve gelecek için daha büyük planlar yapmamıza, daha fazla üyeye ulaşmamıza aracı olacak diye düşünüyorum. Bizim ebeveyn ve öğretmenlerden en çok duyduğumuz konulardan biri, Pelin Hanım da bahsetti, bu kontrollerden ne kadar memnun olduklarıydı. %98 üyelerimizin yapılan bir araştırmaya göre bu sunduğumuz kontrollerden memnun. Yine üyelerimizin %92'si, üyemiz olan ailelerin %92'si de çocuklar için sunduğumuz yapımların çocuklarının dünyasını geliştirdiğine, hayal gücünü geliştirdiğine inanıyor. Bunlar tabii evet de bizi çok mutlu eden rakamlar. Netflix'in felsefesinde ilk yola çıkışından bu yana kontrolleri tüketicilere, üyelere vermek var. Biz de burada aslında bütün bu kontrolleri üyelere vermek istiyoruz. Az evvel anlattığım gibi Türkiye'nin ve dünyanın bu sektördeki en gelişmiş kontrollerini sunmaya çalışıyoruz. Ama bunların anlatılması da bir o kadar önem taşıyor. Çünkü ebeveynler her zaman çocuklarının hangi platformu nasıl kullanacağı konusunda bilgi sahibi olmayabiliyor. Veya o araçların nasıl kullanacağını veya bunların aslında ne kadar kolay ve işlevsel araçları olduğunu bilemeyebiliyorlar. Bu anlamda onları bilgilendirmek, onlara ilk elden anlatmak, tabii sizlerin de desteğiyle, çünkü burada özellikle akademisyenlerin görüşünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok hızlı değişen bir dijital dünyadan bahsediyoruz. O yüzden bu dünyayı en iyi siz aktarabilirsiniz, biz de sizlere destek olabiliriz bu anlamda. Çok pozitif dönüşler aldık. Videoda da gördüğünüz gibi aslında hayatlarına dokunup, hayatlarına bir şeyler katma, belki çocuklarının gelişimine katkı sağlama imkanımız oldu. İnanılmaz gurur verici ve hakikaten İstanbul'da olmak bundan sonra daha fazlasını yapmak için bizi çok motive ediyor. Harika. Peki bu iki profilden bahsetmişken ben yine Sema Hanım'a dönmek istiyorum. Ama dönemiyorum.
O zaman ben bir anekdot paylaşayım Sema Hanım. Lütfen. Az evvel farklı ülkelerdeki çocuklara ulaştıklarından bahsetmişti. Onlar da 190 ülkede faaliyet gösterdikleri için. Ben de geçtiğimiz yıl bir Amerika ziyaretine gitmiştim. Orada Türk dizisi hayranlarıyla bir araya geldim. Aralarında çocuklar da vardı, büyükler de vardı. Farklı eyaletlerde insanlar. Bazıları Florida'daydı, bazıları Kaliforniya'da, bazıları Massachusetts'teydi. Ve bu insanların uçaklara atlayıp bir Türk dizisi yayınlanacağında bir araya geldiklerini, kendi evlerinin arka bahçelerinde Türk yemekleriyle partiler düzenlediklerini, çocuklarını da buraya dahil ettiklerini, hep birlikte bir Türk kültürüne ilgi ortamının oluştuğunu gördük. Hatta aralarında Türkçe öğrenmeye başlayanlar, Türkiye'yi çok sık ziyaret edenler, Pamukkale'ye, Antalya'ya, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, ülkemizin dört bir yanını ziyaret eden, hatta tabii Atiye dizisi sonrası Göbekli Tepe'yi de çok ziyaret eden oldu. Böyle bir etkisi var. Çocuklarına Türkçe öğretmeye başlayan çok üyemiz var farklı ülkelerde. Ben Amerika'dakilere birebir şahit oldum, şahit olma şansını yakaladım. Bunu da bu vesileyle paylaşmak istedim. Bu anlattığınız anekdot şu açıdan da çok önemli. Az sonra aslında dijitalin bireysel düzeydeki faydalarından biraz bahsedeceğiz ama toplumsal düzeyde de ve ülke yararına da aslında dijital mecraların ve dijital içeriklerin bize nasıl getirileri olduğuna dair çok güzel bir örnek bence. Sema Hanım, size şöyle bir soru sormak istiyorum. Az önce Artanç Bey ile direkt iletişime girebildiğimiz iki profil, ebeveynler ve öğretmenler üzerine konuştuk. Özellikle pandemi döneminde UNICEF peki çocuk ile en yakın iki rol model olan öğretmenler ve ebeveynler için ne gibi çalışmalar yaptı? Kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii. Biliyorsunuz değil mi? Evet, duyabiliyoruz. Hem ebeveynleri hem öğretmenleri pandemi süresince sürekli desteklemek adına çok değişik yayınlar yaptık. Onlara dijital dünyanın getirdiği pek çok kanalla ulaşmaya çalıştık. Ve her birine çocuklarıyla nasıl iletişim kuracaklarını, bu zorlu zamanlarda çocukların ruh sağlığı, fiziksel sağlığı için neler yapmaları gerektiğini, dijital becerilerini geliştirirken onlara nasıl destek olabileceklerini, dijital dünyada geçirdikleri zamanla fiziksel olarak geçirecekleri süreci nasıl organize etmeleri gerektiğini, hangi alanlarda desteği duyabileceklerini, özellikle ruh sağlığı için neler yapmaları gerektiği konusunda sürekli ulaşmaya çalıştık. İşte internet, yani kendi sosyal medyamızı kullandık, web sayfalarımızı kullandık. Offline yöntemlerimizi bile online hizmet edecek şekilde gerçekleştirdik. Hangi mecrayı kullanabiliyorsak o mecrayla herkese ulaşmaya çalıştık. Tabii çok önemli destekler de aldık bu arada. Türkiye'den bir örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz bizim iyi niyet elçilerimiz var, işte Tuğba Büyüksünümüz var, Cedi Osman'ımız var. Özellikle onlarla yaptığımız yayınlar Türkiye'de inanılmaz büyük ses getirdi. Çünkü çocuklarımız, gençlerimiz, annelerimiz, babalarımız bile mesajı bazen değişik kişilerden de almak istiyorlar. Rol modellerden de almak istiyorlar. Onlar çok önemli oldu. Dünya çapındaki iyi niyet elçilerimizden de oldukça büyük destekler gördük. Yani David Beckham mesela Türkiye'de o kadar çok seviliyor, o kadar çok dinleniyor ki ondan bile bazı mesajları alıp bütün hedef kitlelerimize ulaştırmak için çabalar harcadık. Tek tek bize ulaşan soruların hepsine geri döndük. Biliyorsunuz UNICEF'in de Türkiye'de bir milli komitesi var. Milli komitemiz aracılığıyla bir rehber kitabı halen sosyal medya üzerinden dağıtmaya devam ediyoruz ki bu kılavuz kitapların hepsi bizim web sayfamızda da yer alıyor. Çok şanslıyız biz UNICEF olarak çünkü Türkiye'deki hemen hemen bütün bakanlıklarla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, bütün herkesle birlikte ortak çalışmalar yürüttük. Ve gerçekten hükümetimizin, kamunun bize sunduğu bütün araçlarla da COVID zamanı ve şimdi de öncesinde de gençlere, öğretmenlere, ebeveynlere, çocukların kendilerine ihtiyacı olan bilgilerle ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii asla atlamamamız gereken sivil toplum ortaklıklarımız bizim için çok faydalı.
belediyelerle çok güzel işbirlikleri geliştirdik. Ne bileyim, dijital okuryazarlık ne kadar önemliyse dijital becerilerinde mutlaka ilerlemesi gerektiğini düşündüğümüz için hem bakanlıklarımızda hem sivil toplum örgütlerimizde hem belediyelerimizde dijital beceri laboratuvarları geliştiriyoruz. Sadece okuryazarlıkla kalmayıp birbirini destekleyip 21. yüzyılın becerilerini teşvik etmek için değişik adımlar atıyoruz. Ki bu 10-24 yaş arası gençlere hizmet ediyor. Bu arada sadece Türkiye'deki Türk çocukları için değil, ülkemizdeki mülteci çocukları da yerinden edilmiş çocuklar da bu hizmetlerden faydalanabiliyor. Tabii ben çok daha uzun konuşabilirim. Peki bu noktada sözünüzü şöyle kesmek istiyorum. Aslında panelin başında biraz risklere odaklanmıştık ve şu anda anlattıklarınız, yani pandemi döneminde faaliyetlerinizi dijitale hızlıca adapte edebilmiş olmanız, dijital dünyanın bize getirdiği fırsatlar ve faydalardan biri olarak örneklendirilebilir. Şimdi çocuk bağlamında ben bu fırsat ve faydalarla ilgili bir soru sormak istiyorum size. Çocukları çevrim içi ortamda eğlencenin yanı sıra eğlenerek öğrenmek, dijital oyunlaştırma vasıtasıyla öğrenimlerini desteklemek, dil gelişimi gibi fırsatların beklediği ve bu fırsatlarla güçlendirilmesinin, yetkinliklerinin güçlendirilmesinin mümkün olabileceğini artık biliyoruz. Bu noktada avantajların da olduğu bir dijital dünyayı çocuk hakları bakımından siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslına bakarsanız gerçekten çocuklar için inanılmaz fırsatlar sunuyor. Eğitime erişimi artırıyor. Gençler Birimiz dünyasında 21. yüzyılın ihtiyaç duyulan becerilerine çok rahatlıkla erişiyor. Şu anda şey söylemem gerekiyor, yani hem pandemi döneminde etkisiyle artık pek çok rakamı bir şekilde COVID'le ilişkilendirdik. Çünkü dijital farklılıkların azaltılması için de bu bilgiye sahip olmamız ve kullanmamız önemli diye vermek istiyorum. Şu anda dünya çapında tahminen 620 milyon çocuk okullarının tamamen ve kısmen kapanmasından etkileniyor. Ve dünya nüfusunun 1/3'ünden fazlasının internete düzenli erişimi yok. Bu da dijital uçurumu artıyor. Dışlanma ve gençlerin öğrenme potansiyelleri üzerinde tahmin ettiğimiz gibi negatif etkileri oluyor. Ama eğer ki bu fırsatları, avantajları çocuklarımıza sunabilirsek, dijital bilgiler, dijital becerilere yapılan yatırımlarla hiçbir çocuğun geride kalmamasını sağlayabiliyoruz. Türkiye'de gençler ve ergenlerin ihtiyaç duyduğu becerilerle donatmak ve diğer ülkelerdeki akranlarıyla rekabet edebilmelerini sağlamak hepimiz için çok önemli bir konu. İşte sabahtan beri yaptığımız bütün konuşmalar da buna işaret ediyor. Biz de biraz önce söylediğim gibi hükümetimizle, belediyelerle, sivil toplumla, özel sektörle, sizler gibi kurumlar ve kuruluşlarla bu ortaklığımızı artırmaya gayret ediyoruz. Pek çok becerinin olması gerektiğine inandığımız için, ne bileyim, yaptığımız çalışmalar içinde dijital blok zinciri gibi sektörlerimizin katkısıyla geleceği yeniden şekillendirecek donanımlarla gençlerimizin de donanılması için çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz blockchain artık hem kamu hem özel sektörde, eğitim, finans, tarım, bütün alanlarda kullanılmaya başladı. Biz de bu becerilerin gençlere de transfer edilmesi, hatta onlarla birlikte yeniden şekillendirilmesi için pek çok çalışma yapıyoruz. Tabii çok önemli ortaklarımız arasında Milli Eğitim Bakanlığımız, Gençlik Spor Bakanlığımız ve bütün sivil toplum kuruluşlarını sayabilirim. Ama görsel, işitsel, dijital iletişim, robotik gibi konular bir şekilde dijital okuryazarlığı desteklemesi gerekiyor. Çift kollu, çift motorlu bir uçak gibi çocukların bu şekilde yönlendirilmesi gerektiği üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Çok teşekkürler cevabınız için. Bu noktada ben tekrar Ertanca dönmek istiyorum. Fayda konusuna girmişken, fırsatlar konusuna girmişken. Şimdi ekranın çocuklar için fayda ve fırsatlarını konuştuk panel kapsamında ama bir de ebeveynler ve öğretmenler, yetişkinleri düşündüğümüzde tüm bireyler içinde birbirinden farklı faydaları mevcut aslında. Siz ekranın önemi konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz bu bağlamda? Belki kullanıcıları da düşünerek buna cevap verebilirsiniz. Tabii ki. Evet, aslında ekranın öneminin, ekran her dönemde çok önemliydi. Ama şu an bu konuşmayı bir değişim dönüşüm döneminin içerisinde yapıyoruz. Baktığımızda 1960 öncesine baktığımızda radyonun ana eğlence unsuru olduğu bir ortamdan günümüze geldiğimizde televizyonların ana eğlence unsuru olduğu bir dönemi yaşadık. Ve şimdi de son 10-15 yıldır internet odaklı eğlence servislerinin ön plana çıktığını, insanların evlerinde yaygınlaştığını, Türkiye'de de keza 3,5 milyonu aşkın üyemizin bu imkandan faydalandığını görüyoruz. Tabii bu durum bir yandan çok çeşitli fırsatlar getiriyor. Fırsatlar anlamında artık kimse sevdiği yapımı izlemek için belli bir zamanı, belli bir günü, saati beklemek zorunda değil. İstediği cihazı tercih edebilir, istediği yerden bu yapımı izleyebilir. İnternet bağlantısı olduğu sürece, hatta uçakta bile, buradan eminim bugün seyahat edecekler vardır, download özelliğinden faydalanarak keyifli vakit geçirmek mümkün. Diğer yandan baktığımızda bu içerik bolluğu bir seçim zorluğunu da beraberinde getiriyor. Yetişkinler anlamında baktığımızda belki durum daha kolay ama çocuklar anlamında baktığımızda yetişkinlerin çocuklarının hangi yapımı izleyeceklerine karar vermesini sağlayacak, onların kendi çocukları için en doğru yapımları seçmelerini sağlayacak araçlar geliştirmek son derece önemli diye düşünüyorum. İkincisi de bu bilinci yaratmak çok önemli. Aslında bugün dijital ebeveynlik, hatta değerli proje paydaşlarımızla birlikte dijital ebeveynlik ve dijital okuryazarlık konusunu gündeme almamızın ana sebeplerinden biri de bu. Faydalardan kimseyi mahrum etmeden doğru tercihlerin tüm yaş grupları için yapılabilmesi, bu bilincin topluma yayılabilmesi. Bunda tabii en uygun aktarabileceğimiz kişiler öğretmenlerimiz ve ebeveynlerimiz. Sezai Bey konuşmasında bir kıvılcım yaktığımızdan bahsetti ve bunun büyüyerek devam edeceğini söyledi. Çok katılıyorum kendisine. Aslında çok ciddi bir paylaşım ağı içerisine girdik ve bu ağı her geçen gün genişleterek, her geçen gün mesajlarımızı daha fazla insana ulaştırarak ve onlarda bu bilincin oluşmasına aracı olarak katkı sağlayarak naçizane yolumuza devam etmek istiyoruz. Harika, teşekkürler. Sema Hanım, yine size dönüyorum. Panelimizin başında kişisel bir soruyla başlamıştık. Sonunda ben yine kişisel bir soruyla bitirmek istiyorum. Çocukluğunuzdaki ekran deneyimini bizimle paylaştınız. Peki şu anda siz bir ebeveyn olarak çocuklarla ebeveynin ekran etkileşimi konusuna nasıl yaklaşıyorsunuz ve sizin deneyiminiz nasıl şu anda? Bir alıntıyla cevap vermek istiyorum. Bir alıntıyla başlamak istiyorum. UNICEF'in Innocenti'de bir araştırma merkezimiz vardır ve internet ve güvenli internet güvenli dijital yurttaşlıkla ilgili çalışmalarımızı yürüten bir ofis direktörümüz vardı. O çok güzel bir tanım yapmıştı. O aklımda kaldı ve benim için de çok önemli bir yönelim oldu. Şimdi ebeveyn olarak biz çocuklarımızı büyürken onlara karşıdan karşıya geçmeyi öğretiyoruz. Ve bunu öğretirken onlara yardım ediyoruz. Benim şu anki görüşümde çocukların interneti nasıl kullanacaklarına ait bilgilendirmeyle, beceriyle onlara sanki karşıdan karşıya geçme öğretiyormuş gibi sabırla ve sakinlikle yapmamız gerekiyor. Sırf tehlikeli diye çocukların karşıdan karşıya geçmesine engel olmuyoruz. Ama ne yapacaklarını söylüyoruz. Onlara bir yol ve yöntem gösteriyoruz. Yine bu şekilde onlara yardımcı olmamız lazım. Şimdi ben de bir ebeveyn olduğum için bazen kızımdan eleştiri bile alıyorum. Çünkü benim kızım benim dijital ortamda çok fazla vakit geçirdiğimi düşünüyor. Ama işim bu. Bayağı söylenebiliyor buna. Ay anne bırak artık diye. Bize biraz roller değişik oldu galiba. Ama büyük keyifle ve hep ona da aynısını söylüyorum. Farklı ülkelerde yaşadığımız için
İyi ki bu dijital ortamlar, dijital imkanlar var. Pek çok şeyi birlikte yapabiliyoruz. İşte bizim çocukluğumuzda pazar günü evde aileyle bir film izleme keyfini şimdi çeşitli mecraları birlikte paylaşarak da yapabiliyoruz. Konuşarak, yorum yaparak bunu birlikte zevk haline de getirebiliyoruz. Ha, bunları söylerken gerçekten tabii ki bir ebeveyn olarak özellikle çocukları eğitim yaşında olan ebeveynler için mutlaka sosyal medyada ve diğer uygulamalarda çocukların ne kadar zaman harcadıkları konusunda doğru kişisel sınırların belirlenmesi gerektiğine inanıyorum. Ve bunu çocuklara katı kurallar koyarak değil, birlikte karar vererek, doğru seçimleri yaparak yapmaları gerektiğini inanıyorum. Çünkü bir şeye ne kadar hayır dersek o kadar cazip olacaktır, o kadar daha fazla zaman geçirmek isteyecektir. Çocuklar çevrim içi olduklarında nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda onlara doğru bilgilendirmeyi yapmalıyız. Hani karşıdan karşıya geçerken ne yapmalarını sağa bak, sola bak öğrettiğimiz gibi kişisel güvenliklerini, dijital ayak izlerini nasıl korumaları gerektiğini öğretmeliyiz. Dijital ortamlarda nazik olmayı öğretmeliyiz. Kimseyle dalga geçmemeyi, alay etmemeyi öğretmeliyiz. Ailenize, sınıf arkadaşlarınızla olumlu, destekleyici içerik üretmek, mesajlar paylaşarak, sosyal medyaya da dahil ederek daha güvenli, daha arzu edilir ortamları yaratmalarını sağlayabiliriz. Çok en önemli şey bence yetişkinlerin ihtiyaç duyduklarında çocukları desteklemeye hazır olmaları. Çok teşekkür ediyoruz cevaplarınız için. Artanç, aynı soruyu size de yönelteceğim. Çok yakın zamanda baba oldunuz. Öncelikle Ebeveynler Kulübü'ne hoş geldiniz demek istiyorum. Siz bir ebeveyn olarak çocuklar ve ebeveynler arasındaki ilişkide ekran etkileşimini nasıl konumlandırmayı düşünüyorsunuz? Daha erken 3 yaşına kadar yok aylık. Ama... daha 6 aylık olduğu için bir ekran tüketimi bulunmuyor. Evet. Ama daha sonrası için ebeveyn olduğunuzda daha net bir şekilde insanın bunu fark ettiğini düşünüyorum. Çocuğumuzun yediği, içtiği şeylere ne kadar dikkat ediyorsak dış dünyayla kurduğu ilişkiye de bir o kadar dikkat ediyoruz. Ve dış dünyayla kurulan iletişimin çok önemli bir parçası da ekranla kurulan ilişki üzerinden gerçekleşiyor. Özellikle pandemi döneminde pek çok çocuk için bu daha da öne çıkan bir dünyayla ilişki kurma aracı haline geldi. Hatta eğitimleri dahi online ortamda yürütmek durumunda kaldılar. Anne babalar çocuklarının gündelik hayatlarında dediğim gibi yediklerine, içtiklerine ne kadar dikkat ediyorlarsa, hangi platformları, hangi servisleri kullandıklarına, oradaki içerikleri ne şekilde ve ne kadar süre tükettiklerine dikkat etmeli diye düşünüyorum. Bunun için de öncelikle o araçları anlamaları gerekiyor. Bilginiz olmayan veya kullanmayı belli bir noktaya kadar da olsa bilmediğiniz bir servis, bir platform üzerinden veya bu servis ya da platformların hangi kontrol araçlarını sunduğunu bilmeden çocuğunuz için doğru kararları vermeniz çok mümkün değil diye düşünüyorum. Bu yüzden naçizane tavsiyem, kendim de uygulamaya çalışacağım bir, kendime de tavsiye olarak söylüyorum. Çocuğunuzu kullanacağı araçları yakından takip etmelisiniz. Onları bir şekilde anlamalısınız. Diğer yandan burada bir ayrım yapmanın da faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yanda içeriği kürete edilmiş servisler var, bir yanda kişilerin kendi içeriklerini üretip yüklediği servisler var. Ve bu servisler tabii çok da hızlı değişiyor. Bu anlamda akademisyenlerin görüşü çok önemli. Zira baktığınızda çok hızlı değişen bir ortam var. Çocuk bugün kullandığı bir aracı yarın kullanmayabilir. Yarın yepyeni bir araç çıkabilir, uygulama çıkabilir, servis çıkabilir. Bu yüzden en güncel bilgilerin verilmesi gerekiyor. Bu anlamda biz günümüzün, bu projede günümüzün en güncel bilgilerini vermeye çalıştık. Ve bu projelerin devam etmesi önemli ki en güncel bilgilerle ebeveynler buluşabilsin ve ebeveynler öğretmenler aracılığıyla çocuklar da bu bilgilerden faydalanma imkanını yakalasın. Ben kendi çocuğum için, kendi oğlum için bu anlayışla hareket etmeyi düşünüyorum. Çok teşekkürler cevaplarınız için Artanç Bey. Sizlerle çalışmak benim için gerçekten çok büyük bir keyif ve zevkti. Bunu aynı şekilde bu vesileyle Sayın Başkanımıza, tüm proje ortaklarımıza, tüm katılımcılara, değerli basın mensuplarına teşekkür etmek istiyorum.
Evet, şimdi izninizle sözü bizi izleyen, online'da ya da burada bizi izleyen değerli katılımcılarımıza bırakmak istiyoruz. Panelimizin başında da belirttiğim gibi online katılımcılarımız için sorularınızı ekranlarınızın alt kısmında yer alan chat box'a yazarsanız biz buradan görebiliyor olacağız. Yalnız iki noktada yardımınızı rica edeceğim. Birincisi, lütfen isimlerinizi belirtirseniz size hitap konusunda bana çok büyük bir yardımınız dokunacaktır. İkincisi, 15 dakika olarak düşündük soru cevap kısmımızı geleceğin ekranına odaklanarak, projemize odaklanarak ve projenin getirilerine odaklanarak sorularınızı alabilirsek çok çok mutlu olurum. Lütfen buyurun. Tabii ki buyurun. Aslında soru değil ama belki bir katkı, belki bir öneri olacak. Öncelikle çok değerli panelistlerimize çok teşekkür ediyorum. Uzaktan katılan Sema Hanım'a, idare eden paneli ve çalışmalara destek olan hocam, kıymetli hanımefendiye ve çok değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Ben şöyle bir soru soracaktım. Daha doğrusu bir öneride bulunacaktım. Bu özellikle Netflix bağlamında ebeveyn kontrol mekanizmalarını, bu kadar güzel bir uygulamanın neden daha fazla tanıtımı yapılmıyor veya bu konuda bir şey düşünüyor musunuz derken baktım ki Pelin Hanım hemen çantasından böyle bir broşür çıkardı. Çok değerli bir broşür ama bu broşürün de tanıtıma biraz ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çok gerçekten önemsediğimiz ve bizim de üzerinde durduğumuz ve Netflix'in de çok hızlı aksiyon aldığı bir oluşum. Ebeveyn kontrolü araçları kullanım rehberini belki daha fazla tanıtmamız lazım. Daha fazla ebeveynle buluşturmamız lazım. Ve daha fazla çocuklarımızın ilgi odağı haline getirmemiz lazım diye düşünüyorum. Bir öneri olarak bunu söyleyecektim. Geriye yapılıyor ama yine de bir destek olsun istedim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çocuklarımız, biz her zaman söylüyoruz, bizim kırmızı çizgimizdir diye. Bunu yaşıyoruz, yaşayarak anlatıyoruz. Çocuğun olduğu her ev gerçekten bizim için çok değerli. Bizim paydaşlarımızla ve paydaşlarımızla birlikte bu alanda çalışma yapan çok değerli ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve kurumlar da buna dikkat ediyor. Onun için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Ebu Bekir Bey. Buyurun Hakkı Bey. Hakkı Alkan, Shift Late Net. Etkinliğin organizasyonu için çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir etkinlik. İki tane evlat sahibi olaraktan da bu etkinliği izliyorum. Çok önemli. Ekranları başında izleyenlere de buradan sevgilerimi gönderirim. Az önce Rütük Başkanımız Sayın Ebu Bekir Şahin'in talebini ben üzerime görev olarak alıyorum. Netflix Türkiye'ye de buradan ileteyim. Oradaki bütün o uygulamaları sosyal medya hesaplarımızdan videolu olarak biz paylaşalım. Rehber şeklinde yaklaşık 1.8 milyon abonemiz var. Ayda 14 milyon da video izleniyor. Katkımız olursa çok sevinirim. Buradan ben bir de talepte bulunmak istiyorum. Şimdi biz evde izliyoruz. Çok uzun zamandır müşteriniziz. Şimdi bu izleme esnasında şöyle bir talebimiz var. Türkçe içerik konusunda ebeveynler için çok güzel içerikler var. İnanılmaz destekliyorsunuz. Binlerce insan ekmek yiyor. Harika işler yapıyorsunuz. Benzer bir operasyonu Netflix Kids için de biz talep ediyoruz. Severek izlediğimiz çizgi filmler var. Daha dün akşam itfaiyeci Sam'i izledik. Peppa Pig'i izliyoruz. Ama böyle yerel içerikler de görmek istiyoruz. Oradaki yerel içerikler konusunda inşallah güzel haberlerinizi alır mıyız? Kesinlikle, kesinlikle. Aslında Türkiye'de adım adım büyüyen bir operasyonumuz var. Öncelikle dizilerle başladık, daha sonra filmler, aynı zamanda lisans sanayi yapımlar. İçerik üretimimiz her alana yayılacak önümüzdeki dönemde. İtfaiyeci Sem'in, belki itfaiyeci Artancı Pelin'i görebileceğiz. Öyle durumlarda kesinlikle söz konusu olacak. Güzel yorumlarınız için de teşekkür ederim. Önerilerinizi, Sayın Başkanımızın da önerisini kesinlikle çok önemsiyoruz. Biz bu projedeki kazanımlarımızı da, projede anne babalardan, ebeveynlerden duyduğumuz kazanımları da, sizlerden aldığımız önerileri de sadece Türkiye ekibimizle değil, global ekiplerimizle de paylaşıyoruz. Kendimizi nasıl daha geliştirebileceğimizi, nasıl daha işlevsel, daha kullanışlı, daha faydalı araçlar sunabileceğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda tüm öneriler tabii ki çok kıymetli bizim için. Mutlaka dikkate alıyoruz. Çünkü yakında sizin için de ihtiyaç olacak. Şu ara Baby Shark dinletiyor olabilirsiniz. 6 aylık oldu. Ağlamayı hemen kesiyorlar. Kırmızı balık var. O da evet, hemen evet, ağlamayı evet. Kesiyor.
Hani onun için başka platforma geçmeyin. Türkçe içerikler bulursak sizin için de iyi olur. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Hakkı Bey. Sözcü gazetesinden Yusuf Demir'in Sema Hanım'a bir sorusu var. Kendisiyle paylaşmak istedim. Dünyada 620 milyon çocuk eğitime erişemiyor, düzenli internete erişemiyor dediniz. Türkiye'deki rakam nedir diye bir soru gelmiş. Biz Türkiye'de son derece şanslıyız. Çünkü yani internet erişimiyle ilgili olan rakamlar zaten hükümetimizin verdiği rakamlar. O alana bir daha girmeden cevap vermek istiyorum. Biliyorsunuz EBA altyapısı COVID'den hemen önce hazırdı. O kadar şanslıyız ki öğrencilerimiz COVID döneminde son derece büyük bir hızla online eğitime geçebildiler. Ve gerçekten UNICEF olarak çok takdir ediyoruz buradaki yapılan pek çok çalışmayı. Çünkü biz özellikle okulların COVID'e rağmen açık kalmasını tüm dünyada ısrarla söylüyorduk. Çok ısrarcı olduğumuz, çok üstünde durduğumuz bir konuydu. Evet, özellikle COVID'in ilk yılında Türkiye içinde 19 milyon öğrencinin eğitim hayatı, yüz yüze eğitim hayatı zaman zaman kısıntıya uğradı, sekteye uğradı. Ama online'a geçiş çok rahatlıkla yapıldı. Bir de biliyorsunuz hemen merkezlerimiz açıldı. EBA televizyonumuz, EBA'nın köylerde, internetin olmadığı yerlerde bağlantı sıkıntımız olduğu yerlerde de mobil araçlarla desteklenmesi mümkün oldu. Biz UNICEF olarak kendimizi çok şanslı addediyoruz ki bu çalışmalarında Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte yakın çalışmalar sürdürebildik. Evet, ama yani ne olursa olsun kabul ediyoruz ki eğitim bazı yerlerde sekteye uğradı. Çeşitli zorluklarla karşılaştık. Çok teşekkürler cevabınız için. Aysun Güneş'in bir sorusu var. Eğer isim benzerliği değilse benzer konularda çalıştığımız bir akademisyen kendisi. Yapılan tüm bu olumlu çalışmaların aksine negatif etki yaratan ve dijital çağda ebeveynlik sürecini tabiri caizse engelleyen profiller de mevcut. Bunlar için ben de bir mücadele veriyorum kendi çapımda demiş. Sizler de Netflix'te bu harika destek yayınlarını, yani projemizi program haline getirip platform dahilinde sürekli yayında tutarak ebeveynlerinin elinin altında bulunmasını düşünüyor musunuz diye bir soru var. Çok güzel bir öneri. Aslında bunu görüşmemiştik ama görüşmeye çok açığız. Tabii ki çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü tabii zaman zaman da güncellemek gerekebilir bu içerikleri. Muhakkak. Çok dijital ortamda her şey çok hızlı geliştiği, değiştiği için. Ama çok faydalı olacağına inanıyorum. Teşekkürler Aysun Hanım'a. Biz zaten eğitimlerimizi aslında bir temel eğitim olarak konumlandırmıştık. Yani hatta dijital ebeveynlik 101 diye başlayıp 105'e kadar devam eden bir eğitim serisiydi. İlk önce riskler ve fırsatları bir psikolog ile beraber, psikoloji alanında çalışan, çocuk gelişimi alanında çalışan bir öğretim üyesi Hale Ögel Balaban'la beraber konuşup anne babalar risk olarak neyi görüyor? Bunlar gerçekten bir risk mi? Fırsat olarak neyi görüyorlar? Bunlar gerçekten bir fırsat mı? İlk önce o konuda net olmalarını sağlayıp sonrasında bu fırsatları ve riskleri dijital araçlarla nasıl bertaraf edebilirler ya da bu fırsatlara nasıl ulaşabilirler deyip dijital araçları onlara anlattık. Sonrasında bu dijital araçların peki hukuki ve etik konumlandırmasını nasıl yapmaları gerekiyor? Hakları neler? Bunları anlayabilmeleri için bir hukuk eğitimini tabi tuttuk. En sonunda da dijital denge. Ailecek dijital dünyada nasıl bir denge sağlayabiliriz? Buna odaklandık. Dediğiniz gibi her zaman bunu güncellemekte fayda var. Hem araçlar hem hukuki ve etik çerçeveler değiştiği için. Peki, hemen sorulara bakıyorum. Artanç Bey'e bir soru gelmiş. Bu konuda size yardım edeceğim. Çocuğumun ekran başında geçirdiği süre çoğu zaman istediğimden uzun oluyor. Bunu nasıl yönetebilirim? Netflix'te bunu nasıl yönetebilirler? Siz anlatın, diğer kısmı ben alıyorum. Tamam. Netflix'te aslında konuşmamda da kısaca değinmiştim. Otomatik oynatma özelliğini kapatabiliyorsunuz. Çocuğunuz sadece seçtiği yapımın bir bölümünü izleyip daha sonra bu deneyimi sonlandırmak durumunda kalabiliyor. Onun dışında hani bir yapımı çok izlediğini düşünüyorsanız, X bir yapımı ve izlemesini çok istemiyorsanız çocuğunuzun profilinden çıkarmanız da mümkün. Bu da bir opsiyon. Ama tabii uzman görüşü olarak size sormak daha doğru belki de.
Biz aslında eğitimlerde hep şunun altını çizdik. Tabii ki sorunlu kullanım olarak tanımlayabileceğimiz çok uzun süreler söz konusuysa bunu sorun etmeliyiz. Ama işte 15 dakika gecikti, yarım saat daha fazla izledi. Bunlardan ziyade içeriğe odaklanmak ve içerik olarak neyi tüketiyor, o tükettiği şeyi tekrar üretiyor mu? Bunlara odaklanmak çok daha doğru. Yani belli fobileri olan, psikolojik olarak etkilenebilecek bir çocuğun sadece 15 dakika sorunlu bir içerikle baş başa kalması mı, yoksa kodlama öğrenen, bir enstrüman öğrenen, yabancı dili öğrenen bir çocuğun 2 saat boyunca zengin ve faydalı bir içerikle baş başa kalması mı? Bu ikisini aynı kefeye koymamak gerekiyor. Bir de hep kendi deneyimlerimizi unutuyoruz ve ebeveynliğin rol modelliğine kendimizi çok kaptırıyoruz belki. Lütfen şeyi düşünün. En sevdiğiniz filmin en heyecanlı noktasında annenizin yemek hazır diye bağırdığı o an. Şimdi dolayısıyla çocuklara bu esnekliği sağlamakta ben bir beis görmüyorum. Ama burada sorudan soruyu anlıyorum Aslı Hanım. Soruda çok fazla tüketim söz konusuysa eğer. Burada da sadece soruna, yani sorunun patlak verdiği yere değil, çocuk neden dijitale bu kadar düşmüş durumda? Hayatında ne gibi bir eksiklik vardı ki bu eksikliği dijitalde tamamlamayı tercih etti? Çünkü hayatımız bir puzzle gibi. Sevgi eksikse oraya başka bir şey koyuyoruz. Bir başarıya dair bir beklenti varsa ve onu karşılayamıyorsak oraya hemen başka bir şey koyuyoruz. Dijital bu boşluğu doldurmak için çok kolay bir mecra. Çocuk nerede eksik kaldığını hissetmiş, hayatında neyin eksikliğini hissetmiş ki dijitale kendini kaptırmış. İşte o boşluğun adını doğru koyabilirse ebeveynler, öğretmenler bu boşluğun anlaşılması için ebeveynleri doğru yönlendirebilirse, o zaman işte bu sorunlu kullanım dediğimiz meseleyi bertaraf etmek çok daha kolay oluyor. Özür diliyorum hocam. İyi ki de. Peki. Evet, Zahide Ruhsal Şenoğlu'nun bir sorusu var. Artanç Bey, bu size. Netflix farklı konularda eleştiriler de alabiliyor. Sorum Artanç Bey, bu eleştiriler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Netflix 190 ülkede faaliyet gösteriyor. Çok farklı zevklere, çok farklı beğenilere, çok farklı yaş gruplarına, çok farklı taleplere, isteklere sahip insanlara hitap ediyor. Bu anlamda aslında Netflix'i çok geniş bir ve güzel bir açık büfe olarak düşünebilirsiniz. Burada neyi alacağınız, neyi izleyeceğiniz tamamen size kalmış. Çünkü baktığınızda tüm yapımlarda örneğin akıllı işaretler yer alıyor ve onlar aracılığıyla seçerek kendinize uyan yapımları tercih edebiliyorsunuz. Bu noktada aslında dünyadaki yaşayan Netflix üyesi 222 milyon kişinin muhtemelen 222 milyon farklı beğeni profili var. Farklı şeyler izlemek istiyorlar. Bu anlamda biz geniş bir içeriği ve bu içeriği nasıl izleyeceklerine dair kontrolü üyelerimize vermeye gayret ediyoruz. Onlar da kendileri için en doğru tercihleri yapabilir. Eleştirileri de tabii ki çok normal karşılıyoruz ve kıymet veriyoruz. Çünkü çok geniş bir servis, çok geniş bir içerik zenginliği söz konusu ve herkesin her içerikten memnun olması aslında televizyon kanalları için de, bizim gibi streaming eğlence platformları için de çok geçerli değil. Önemli olan bizim görüşümüze göre o zenginliği sunmak ve kontrolü ilgili üyelerimize vermek. Teşekkürler. Bir soru daha var yine size yönelik. Nergis Güler aslında denetim mekanizmalarına dair bir soru sormuş. Özür diliyorum. Şimdi çocuklar ekranlarla çok iç içe olduğunda onları ekrandan koparmak çok zor. Demin aslında bu konuya değindik. Denetimli ekranlar bu anlamda çok önemli. Çünkü çok fazla kontrolsüz mecrayla iç içe olabiliyorlar. Netflix gibi bu platformlar bu noktada çok önemli bulunduğunu, çünkü denetimin var olduğu, kapalı komüniteler olduğunu belirtmiş Nergis Hanım. Bu konuda farklı çalışmalar yapmaya devam edecek mi Netflix? Aslında bunu soruyor. Ben bunu belki biraz şöyle geliştirebilirim soruyu. Bu denetim mekanizmalarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine dair çalışmalarınız muhakkak vardır. Bunlardan bahsetmek ister misiniz? Tam da bu sorular bu yüzden
Evet. Çok önemli. Veya bu görüşmeler bu yüzden çok önemli. Biz öğretmenlerimizden de proje boyunca, katılımcılardan da çok fazla soru aldık. Daha fazla kontrol imkanı sunulmasına, daha fazla araç sunulmasına yönelik talepler aldık. Tabii ki bunları değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta Pelin Hanım'la birlikte global bir toplantıya katılacağız hatta bu konuda. Neler yapabiliriz, neleri geliştirebiliriz. Bu yıl içerisinde de yeni açıklayacağımız adımlar var. Bu servislerin nasıl daha gelişeceğine dair. O yüzden şu an açıklayamasam da çok yakın sürede güzel bir, belki yine bir etkinlikte açıklama fırsatı yakalayacağımızı umuyorum. Benim de size bir sorum olacak bu vesileyle. Biz çok az evvel öğretmenlerden ve ebeveynlerden duyduğumuz konulardan bahsettik. Burada dil öğrenimi çok ön plana çıkan bir konuydu. Her eğitimde neredeyse geldi. Çocuklar sevdikleri yapımları İngilizce altyazıyla izleyerek veya İngilizce dublaj Türkçe altyazıyla izleyerek dil eğitimlerini geliştiriyorlar veya farklı diller. Bu konuda aslında ekran süresinin bir şekilde daha verimli bir hale evrilmesi anlamında faydalı mı? Tabii ki. Tabii ki. Yani burada içerik tüketiminin neden yapıldığı ve nasıl bir içeriğin tüketildiği ve üretildiği. Hı hı. Bakın oradaki üretilme meselesi de çok önemli. Yani siz yabancı dil eğitimi alan bir çocuğu Netflix'teki bir içeriği sunduğunuzda sadece dinlemek değil, belki interaktif bir içerik sunuyorsunuz. Oradaki tercihleri yapması, o tercihi yapabilmesi için belli bir dil seviyesine ulaşmış olması lazım. Bu çocuk için motivasyon. Oradaki bir kelimeyi öğrenmek için bir sebep veriyorsunuz çocuğa. Onu geçin, tükettikten sonra içeriği, bir de bu içeriğin yeniden üretimi var. İşte dizide beğendiği oyuncunun web sitesine bakması, bir foruma gitmesi, bu hani ikinci ekran dediğimiz mesele, sizlerin belki araştırma alanlarınızdan da bir tanesidir. Netflix'te bir diziyi izlerken ya da bir sezonu yayınlandığında eş zamanlı olarak İşte, bunu en çok Göbekli Tepe'de gördük. Değil mi? Sosyal medya bir yıkılıyor. Yani dolayısıyla yabancı dilde izlenen ve takip edilen bir içeriğin çocuklar, öğrenciler bazında başka ekranlarda ve başka platformlarda yine o dildeki karşılıkları da aslında onların eğitimini besliyor. Bu anlamda ben çok önemli buluyorum. Tüm gazeteci arkadaşlardan özür diliyorum. Bir soruyla araya girdim. Eski bir gazeteci olarak dayanamadım. Evet, Senem Tahmaz'ın bir sorusu var. Kişisel deneyimine dair bir soru soruyor. Daha doğrusu oradan yola çıkarak soruyor. Çok güzel bir soru bence. Bir de ergenlik çağında, bir de ilkokulda okuyan iki çocuğum var. Arkadaş çevrelerinden ve dijital ortamlardan gördüğüm kadarıyla çocukların da içerik üretme konusunda hevesi bulunuyor. Demin konuştuğumuz işte, tüketmiyorlar, aynı zamanda üretiyorlar. Çocukların birçoğu geleceğin içerik üreticisi, hatta çocuk içerik üreticileri de mevcut. Çocuklar için de eğitimler tasarlama fikrine Netflix nasıl bakar? Elbette bu eğitimlerin çocukların uygun şekilde yönlendirilmesi ve korunması önceliğiyle organize edilmesi gerekecektir. İlk etapta aslında bu proje kıvılcımdan başladı ve büyüyeceğinden bahsettik. İleriki aşamalarda tabii ki değerlendirebiliriz. Çok da iyi bir fikir. Biz proje ortaklarımızla bu konuyu konuşmak, tartışmak isteriz önümüzdeki haftalarda. Çocukların eğitime dahil olmaları, dolaylı yoldan zaten dahiller ama doğrudan dahil olmaları önemli diye düşünüyorum. Çünkü küçük yaştan bu alışkanlıkları kazandığında ancak bu alışkanlıklar onlarla hayatlarının devamına veya ürettikleri içeriklerin bu anlayışa, bu bilince uygun olmasına yol açıyor. O anlamda mümkün olan en küçük yaştan veya çocuk açısından doğru olan en küçük yaştan itibaren bu eğitimin başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu alanda tabii kamu tarafında da çok ciddi çalışmalar var. Hepsinin birlikte bir bilinç yaratacağını ve Türkiye olarak ilerleyen yıllarda bu medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, dijital ebeveynlik kavramlarının çok daha artık tartıştığımız değil, gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu bir noktaya geleceğimizi tahmin ediyorum. Kesinlikle doğru. Zaten OECD'nin 21. yüzyıl yetkinlikleri olarak tanımladığı yetkinlik setinde 3 tane okuryazarlık dikkat çekiyor. Bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık. Bunlar birbirinin içine geçmiş durumda. Yani bir tanesi eksik kaldığında diğerinde çok ciddi bir yetkinlik kaybı olduğunu görüyoruz. Türkiye'de medya okuryazarlık dersinin gitgide daha önemli bir hale gelmiş olması
Ben bir akademisyen olarak beni çok mutlu ediyor. Lütfük'ün iletişim başkanlığı ile beraber medya okudu yazarlığını bütün kamu personelini çevrim içi olarak açmış olması bence çok çok yerinde bir durum. Çünkü sadece çocuklar değil, burada aslında Senem Hanım'a belki öyle bir katkıda bulunabilirim. Çocukların hukuki koruyucuları da ebeveynler olabilir, başkaları olabilir. Bu eğitimlerden güncel şekilde faydalanıyor olmalı diye düşünüyorum. Ahmet Bey'in, Ahmet Dalsarkak'ın bir sorusu var. Netflix'te çocuklara uygun içeriklerin belirlenmesinde ne gibi kriterler baz alınıyor? Bu kriterleri kim nasıl belirliyor? Çocuklara uygun içerik dediğimizde çocukların gelişimini olumlu yönde etkileyen içeriklerden mi bahsediyoruz? Aslında her içeriğin tabii ki adı üzerinde içerik ve farklı kapsamları var. İçeride uzman bir hekimimiz var. Çocuklar için doğru rating çalışmalarının yapılmasını. Tüm ülkelerde kamu kurumları ile istişare halindeyiz. Çocuklar için doğru yapımlar için belli standartların uygulanması, belirlenmesi açısından. Bunun dışında Netflix'te iki ana unsurdan bahsetmek mümkün. Bir, Netflix'in kendi ürettiği çocuk yapımları, ki burada da geçmişte sadece örneğin yabancı yapımlardan bahsediyorum. Amerika'dan veya İngiltere'den gelen yapımları izlerken bugün Hindistan'dan gelen bir yapımı, bugün İtalya'dan gelen bir yapımı, bugün Brezilya'dan gelen bir yapımı da çocuklar izleyebiliyor. Ve bu da aslında çocukların hayal dünyasını, dünyasını çok ciddi şekilde geliştiriyor. Orijinal yapımların ötesine baktığımızda lisanslı yapımlar, Türkiye'den de çok lisansladığımız yapımlar var. Farklı kanallarımızın çocuk yapımları. Onlar zaten Türkiye'nin standartları tamamıyla gözetilerek üretilmiş yapımlar. Bu iki ana çerçeve çevresinde anlatmak mümkün. Orada ben şöyle bir belki katılımım olabilir Ahmet Bey'in sorusuna. Şimdi Netflix'teki filtrelemeler şu açıdan da iyi. Genel bir çocuğa uygun içerikten bahsedebiliriz. Tamam, hani o yaş grubu için, ama her çocuk farklı, her aile farklı. Herkesin değer yargıları, aile dinamikleri farklı. Her çocuğun fobileri farklı. Yani benim çocuğum için çok uygun ve çok keyifli olan bir içerik, başka bir çocuğun belki fobisini besleyecek. Onda bir küçük bir travma yaratacak. Dolayısıyla orada hem ortak deneyim, hem de mesela Netflix'in başta sunduğu işte o kısa bir özet, içeriğe dair küçük bir görsel paylaşımın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben lafınızı böldüm, özür dilerim. Bir de ebeveynlerin rolünün hakikaten güçlü bir şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siz bir tercih yapabilirsiniz, çocuğunuz bir tercih yapabilir vesaire, ama ebeveyn gözetimi çok önemli. Hatta Netflix'te çocuğunuzun izlediği yapımları geçmişe dönüp görme şansına da sahipsiniz bir ebeveyn olarak. Siz orada değilken belki bir yapım izledi vesaire. Bu anlamda ebeveynlere çok büyük rol düşüyor. O platformları anlamak, çocuğunuzun neler yaptığını, onu sıkmadan, onu belki demotive etmeden, onu bu keyifli anlardan mahrum etmeden gözetmek ebeveynlere düşen rol. Evet. Zamanı doğru ve verimli kullanmak anlamında bir soru daha almak istiyorum. Nalan Elmas Özbek'in sorusu. Tek çocuk olduğunda işimizin çok kolay olduğunu söylemiş ama 8 yaşında bir çocuk ve 14 yaşında bir çocuk annesi, anladığım kadarıyla sorudan, ortak noktada buluşmak ve ortak bir medya tüketimi, içerik tüketimini sağlamak aslında biraz zor oluyor diye sözlerine devam ediyor. Marvel serisini izlerken bulabiliyoruz kendimizi diyor. Dolayısıyla içerik anlamında aile filmleri kategorinizi neleri göz önünde bulundurarak oluşturduğunuzu sormak isterim diyor. Güzel bir soru. Kesinlikle. Aile filmleri aslında keyifli, sıcak bir şekilde. Tabii ki olay örgüsünün her filmde farklılaştığı ama genelde daha pozitif noktalarla sonuçlanan ve keyif verici, niteliği ağır basan yapımlar. Biz de muhtemelen çocukluğumuzda izlediğimiz yapımları bu şekilde hatırlıyoruzdur. Evet. Yapımların pozitif unsurları, yapıcı unsurları aile içeriklerinin özellikle ön plana çıkarmasını, motive edici, teşvik edici, pozitif anlamda çocukları etkileyecek, örneğin bir spor dalı, bir enstrüman çalmak veya bir olay örgüsü içerisinde o çocuğun kendini gelecek için daha
motive, daha mutlu, daha huzurlu hissedebileceği bir sonuç elde etmek aile yapımlarında en çok öne çıkan konular. Ve aslında benim kendi kişisel belleğimde de en çok iz bırakan yapımlar o yapımlar olmuştu çocukluğumdan bu yana. Kendinizi bazen bir kahramanın yerine koyarsınız. Kendinizi bazen bir itfaiyecinin yerine koyabilirsiniz. Hakkı Bey'in sorusuna atıfla. Bu şekilde pozitif, daha pozitif hikayeler. Bir soru değil, sorularımızı bitirdik ama bir mesaj var. Banu Yılmaz Doğan'dan, ICC Türkiye Genel Sekreteri, paylaşmak istiyorum. Bugün orada olamadım maalesef ama Geleceğin Ekranı projesini ekrandan izlemek de güzel bir tecrübe oldu benim için, diyor. Proje başladığı günden itibaren işbirlikleri için Netflix, Habitat Derneği'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Ve proje ortaklarının huzuru ile enerjisi güzel nice projelere imza atacağımızı düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. ICC Türkiye olarak geleceğimize yatırım yaptığımız bu projeye çok kıymet veriyoruz. Biraz önce gelen soru için katkıda bulunmak istedim. Çocuklara yönelik olarak onların gelişmelerine katkıda bulunacak içerikler hazırlanmasına biz ICC Türkiye olarak her zaman katkıda bulunmaya hazırız, diyorlar. Bizim gündemimize giren çocuk sosyal gelişimciler yetiştirilmesi de belki bu kapsamda değerlendirilebilir. Netflix ve Habitat Derneği'nin tecrübesiyle gelişimci çocukları güvenli içerik bilinciyle besleyebileceğimize inanıyorum, diye sözlerini sonlandı, diyor. Sorularımız bu kadardı. Buradaki konuklarımız atladığım bir soru var mı acaba? Müsaade ederseniz bittiyse bir hatıramı anlatmak istiyorum. Siz buyurun. Diyeceksiniz ki bu kadar konuştuk, bu anlattığını tam ters ama anlatmam lazım. Aşağı yukarı 27-28 sene önce oğlum 3 yaşındayken akşam eve geldim. Eşim dedi ki, ya Maser dedi, senin oğlan dedi bütün kanalları karıştırmış, ben geldiğimde İsrail kanalı vardı. O kadar harika bir product vardı ki çocuklara yönelik. Ya sen böyle şeyleri seversen ilgilensene dedi. O product'ı buldum. Çocuklara yönelik. Bugünün parasıyla 20 ile 30 milyon lira arasında bir ilave ciro yapıldı. Siz böyle yaparsanız butonları sabitlersiniz, babalar nasıl para kazanacak? Çok teşekkürler. Teşekkürler Mazhar Bey. Sorularınız ve cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum. Bence böylelikle sohbetimiz çok verimli ve çok renkli bir hale aldı. Bazı konuları çok daha detaylı bir biçimde konuşma şansı bulduk. Umarım sözcülerimizle birlikte bugün burada sizlere Geleceğin Ekranı projesini düzgün ve kapsamlı bir şekilde anlatmışızdır. Sizlerin huzurunda tekrar TÜK Başkanımız Sayın Ebu Bekir Şahin'e, Netflix'ten Pelin Mavili ve Artan Savaş'a, Habitat ve ICC Türkiye'den değerli yöneticilerimize ve UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Sema Hosta Hanımefendi'ye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum ki ileride çocuğun yüksek yararını dijital dünyada gözeten başka projelerde, başka güzel etkinliklerde tekrar birlikte oluruz. Hoşçakalın.